İyi geceler sevgili seyirciler. Öteki günden başlıyor ve bu gece insanoğlunun en çok merak ettiği konulardan biri olan rüyayı konuşacağız. Malum ömrümüzün üçte biri uykuda geçiyor ve bazımız hatırlıyoruz, bazımız hatırlamıyoruz ama rüya görüyoruz ve bu rüyaların anlamının peşine düşüyoruz. Bazen içinde bulunduğumuz psikolojik durumla bir alakası olabiliyor. Diyoruz ki evet işte şunu yaşamıştım ve yansıması oldu. Bazen gördüklerimize hiç anlam veremiyoruz. Bazen de gelecekte olacakların bir habercisi mi acaba diye merak ediyoruz. Ve çevremizde rüyalardan anlayan birileri varsa mutlaka anlatıyoruz. Ve diyoruz ki acaba başıma ne gelecek, bu neyin habercisi olabilir? Eminim siz de merak ediyorsunuzdur. Dolayısıyla bu gece konumuz rüya. Konuklarımız kimler? Hemen söylüyorum. Profesör Doktor Nevzat Tarhan, 19 Mayıs Üniversitesi'nden yardımcı doçent Doktor Hasan Aydın ve yazar Mehmet Ali Bulut. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Şimdi tabii rüya ile ilgili araştırma yapınca görülüyor ki rüyaya dair kimisi psikofizyolojik kökenli açıklamalarda bulunuyor. Kimisi mistik boyutuna vurgu yapıyor. Kimisi de diyor ki işte evet rüya gerçekten ruhun varlığının ispatıdır diyor. Öncelikle rüya nedir diye bir soracağım ki sizlerin bu konuya dair yaklaşımını öğrenelim, ondan sonra da konuyu açalım. Tabii. Ve rüyayı şöyle tanımlanabilir. Yani üç türlü gerçeklik var. Şu maddesel gerçeklik yaşadığımız fiziksel. Diğeri hayal gerçekliği. Hayal kuruyoruz. Üçüncüsü rüya gerçekliği. İnsan bu üçünün arasında rüya mı gerçek mi? Yani uykudan uyanınca bir alacakaranlık dönemi vardır. Rüyayı gerçek zanneder. Bir gerçeklik testi yapar beyin. Bu beyin uykuda sembol dilinin olduğu bir uyku dönemi. Rüya uykunun aşağı yukarı 6'da 1'i gibi bir zamanını alan bir uyku dönemi. Yani rüya bu nedenle tanımlama olarak yani uykunun paradoksal uyku dediğimiz, yani vücut uyurken beynin aktif olarak çalıştığı, yani otonom sisteminin çalıştığı, bütün zihnin uyanıkken gösterdiği aktiviteleri gösterdiği ama kişinin en vücudunun kasların en derin gevşeklik içerisinde olduğu dönemdir. Rüya pasif bir süreç değil, dinamik bir süreçtir. Ve beynin bilgi işlem faaliyetinin yapıldığı süreçtir. O, hatta ruh sağlığının gardiyanı olarak söylenir. Ruh sağlığının gardiyanı olarak. Bu Freud'un sözüdür. Hı hı. Yani öyle bir dönem. Hatta duygusal termostat diyenler de var. Yani duygular çok gerildiği zaman rüyada bir çıkış yolu bulur ve rahatlama yolu bulunur. Onları yorumlayabilmek, kişiyi tanımak, ustalık gerektiren bir durumdur. Rüyalar bu nedenle sembol dilinin kullanıldığı, hatta Freud'un yine rüyayla ilgili güzel bir sözü vardır. Bilinçaltına giden kral yolu diyor rüya için. Yani kişinin bilinçaltını anlamak için rüya çok önemli bir kanal anlamak için. Onu kullanabilmek önemli. Kişi rüyalar insanlara doğru analiz edilirse yol gösterici de olabiliyor. Ama rüyalara göre yaşayan bir kimse hayatını alt üst edebiliyor. Yani rüyalar özellikle bilim şu anda rüya laboratuvarları kurmaya başladı. Birçok gelişmiş ülkelerde sinir bilim merkezlerinde rüya laboratuvarları kuruyor. Rüya esnasında beynin nasıl çalıştığı ölçülmeye çalışıyor. Mesela en uzun rüya 90 saniye şu ana kadar ölçülmüş. 90 saniyeden daha uzun kişi rüyada dünyaya geziyor, savaşlar başlatıyor, savaşlar bitiyor. Bir buçuk saat anlatıyor rüyayı uyandığı zaman ama süre 90 saniye. Yani bizim saatlerce gördüğümüzü rüya, zannettiğimiz rüya belki de en fazla sürece 1,5 dakika. Evet, o kadar. Yani şu ana kadar ölçülen en uzun rüya 90 saniye. Doktor Klein diye birisi ölçmüş onu. Yani rüya laboratuvarları var, bunu ölçüyor. Hatta mesela yeni bir tedavi yöntemi var. Rüya deprivasyon tedavisi deniyor. Kişi rüyaya tam girecekken beyin dalgalarıyla kaydediliyor. Uyandırılıyor kişi. Uyutulmuyor bir türlü. Yani rüyaya geçmesi sağlanmıyor. Ki yani kişiye bu şekilde yaparak uyku deprivasyon, rüya REM deprivasyon tedavisinde kişi depresyonun tedavisinde kullanılıyor. Yani rüyaya girmesi engelleyerek kişinin ilaçsız depresyonu yenmesini sağlayan yeni bir tedavi, de kanıtlanmış değil ama yani deneysel olarak önerilen bir tedavi. Uyku bozukluğu olan kişilerde uyku laboratuvarında tutarak
Yani rüya dönemine girmemek, rüyaya sokmayarak depresyonu tedavi etmeye çalışılıyor. Yani rüya bu nedenle çok ilginç bir bilimsel çalışma alanı. Önümüzdeki yıllar ne gösterecek bilemiyoruz ama uyku laboratuvarlarında, yani uyku mimarisi diye bilinen uyku mimarisinde REM dönemi rüya dönemi. Yani REM dönemini iyice analiz etmek, yani REM hızlı göz hareketleri o anlama geliyor. Biz vücudumuz derin uykudayken o çeşitli EMG cihazlarıyla, kayıtlarla solunum vesaire kaydediliyor. Göz küresi hızlı hızlı dönmeye başlıyor. Yani o onu kaydediyor göz hareketleri ve o anda kişinin aynı anda beynin beyni alfa dalgası üretiyor. Gündüz istirahat dalgası üretiyor ve o kişi o anda rüya görüyor. Uyandırdığın zaman rüyasını anlatıyor. Mesela o an kabus görürse rüyalı kabus görüyor. Ki kişi diğer zamanlar korkuyla uyanırsa rüyasız, uyku terörü dediğimiz bir terörle uyanıyor ama rüya görmüyor onda. Dehşet duygusu uyanıyor ama rüya yok. Diğer dönemlerde korkuyla uyanırsa rüya, bu nedenle insanın ruhsal profilinin analiz edildiği bir dönem. Mesela depresyonun rüyasındaki kişinin rüyasıyla şizofrenideki kişinin rüyası farklı. Şizofrenideki kişinin rüyasında uykunun 3. 4. evresi var, derin dinlenme devresi, ona giremiyor şizofren. Ne zaman uyku laboratuvarına giriyor, tedavi ediyorsunuz, 3. 4. evreye girmeyi başardıysa şizofreni düzeldi diyoruz. Yahut da depresyon da aynı şekilde. Depresyonda REM latansı dediğimiz durum var. REM latansı çok kısalıyor. Kişi uykuya girer girmez hemen REM'e geçiyor. Halbuki 90 dakika sonra geçmesi lazım rüya dönemine. Hemen REM'e geçiyor. Bu depresyonun patognomonik denilen tanı değeri olan bir özelliği. Eğer bu varsa beyin, o kişide uyku mimarisi bozulmuştur. Beyin farklı çalışıyor olarak kabul edilir. Uykuda tedaviden sonra uyku profili çıkarıldığında REM normal hale geliyor depresyon düzeldiğinde. Aslında şu çok enteresan. Çok uzun süre psikiyatrik hastalıklara ruh sağlığı deniyordu. Yani bunun tahlili yapılırken ruh sağlığı üzerinden konuşuluyordu. Psikolojik hastalıklar ve ruh sağlığı. Şimdi rüya ile ilgili olarak da sizin bu psikolojik duruma dair ortaya koyduğunuz tespitle şunu da anlıyoruz. Hemen her yerde rüya ve ruh bir arada konuşulur hale gelmiş. Yani bu İslam filozoflarında da böyle, ama hani bilimsel olarak bakılan bazı makalelerde dahi geçiyor. Dolayısıyla hani ruhla rüya meselesinin çok böyle dirsek temasında olduğunu görebiliyoruz. Hasan Bey bana gülüyor. Neyse, şimdi hocamın anlattığı iki şey, Adgas ve Ahlam, Kur'an-ı Kerim rüyayı üçe ayırır. Bunlardan bir tanesi sadık rüyadır. Bir tanesi de Edgas ve Ahlam diye anılır. Esasında bize onlar mesela diyorlar ki biz Edgas ve Ahlam ilmini bilmiyoruz. Yani biliyorsunuz Firavun bir rüya görüyor ve bunu yani o şekilde anlatıyor Kur'an bize rüyaları. Firavun bir rüya görüyor. Rüyası çok ilginç ve bunu o dönemin işte yanında bulunan müneccimleri veya neyse bu alanda ilgili olanları soruyor. Bunlar diyorlar ki biz Edgas ve Ahlam ilmini bilmiyoruz. Biz ondan anlamıyoruz. Bu da boş bir rüyaya benziyor. Edgas ve Ahlam, yani ilgi alanları ile ilgili. Şimdi Edgas, birisi dıls dediğimiz insan yani mizaçla ilgilidir. Öbürü Ahlam, ilgi alanı ile ilgilidir. Ben kendi kanaatim bu. Tabi doğru yanlış olabilir. Hocam daha düzeltir onu. Birisi doğrudan insan psikolojisiyle ilgili, birisi de psikiyatriyle ilgili. Çünkü psikiyatri aynı zamanda bir asap bilgisidir. Yani beyni içine alır, efendim işte damar sistemini içine alır. Yani vücudun işleyişini içine alan bu psikiyatridir. Orada ilaçlı tedavi de vardır. Ama psikolojide terapi, telkin, işte yani daha üst seviyede, daha alt seviyede, basit seviyede bir insanın problemleriyle insanları yüzleştirip sıkıntılarını gidermektir. Ama devrelerin bozulması veya içerideki programların bozulması neticesinde artık psikiyatrikliktir. Ona ilaçla müdahale edilir, belki ameliyat yapılabilir, belki çok yüksek dozajlı yatırmalar yapılabilir. Hocam az önce anlattı. Şimdi karşımıza iki tür rüya çıkıyor. Bir, bedenin iç işleyişiyle ilgili rüyalar. İkincisi, bedenin dışındaki uzaydan bedene yapılan telkinler veya gelen beşir ve nezir, yani korkutucu ve müjdeleyici rüyalar. Sadık rüya,
siz dediniz ki ruh ve beden bunlar sürekli birlikte temas halindeler. Doğrudan ruhu ilgilendiren rüyalara biz sadık rüya demişiz. Yani ruha hitap eden. Beden ile ruha birlikte hitap edenler ise dıs ve ahlam. Ahlam insanın ilgi alanı demektir. Yani hülüm dediğimiz işte ilgilendiği şey ve merak ettiği konular. Ama adgas doğrudan bedenin imkanları. Mesela diyelim ki benim içimde sayısız devreler var. İnsan sayısız aparatlardan ibarettir. Ve sayısız programlardan ibarettir. Enzimlerimiz var, damarlarımız var, programlarımız var. Yani sayısız, ben tam bilmiyorum. Ama genel anlamda bedenin bir programlar sistemidir. Yani bir bilgisayarlarda olduğu gibi. Hı hı. Yani gözümüzü açık kapamanın da bir programı vardır. Bu program bozulduğu zaman gözümüzün birisi açık kalır. Bu programdır yani. Değil mi hocam? Yani bir program var, bir yazılımdır. Hatta diyebiliriz ki insan müthiş bir iş dünyası bir dijital yazılımdır aynı zamanda. Bir de hardware ile ilgili sıkıntılarımız var. Bir de bunun dışında operatörün doğrudan müdahale ettiği hadiseler var. Bu arada Mehmet Ali Bulut tabii ki öteki günden dolayısıyla hani ben... hem sizi tanıyorum, iyi biliyorum daha önce de programlarımıza konuk ettiğimiz için. Şimdi bazı izleyicilerimiz muhakkak yeni tanışıyor da olabilirler sizinle ki birçok televizyon programına da katılıyorsunuz. Özellikle hani Okan Bayülgin'in programlarından izleyicisi de çok aşina. Şunu bilsinler, siz rahat anlaşılsın diye benzetmeler evet, yapıyorsunuz. Ben, evet. Yani şimdi açıp bakıp da ne yüklemesi, kim bize ne yükledi, operatör kimdir falan diyenlere evet, bravo, çok buradan o açıklamayı evet, yapalım. Yani şimdi... Çünkü rüyanın bir türü yani o sadık dediğimiz rüya aynı zamanda hocam daha iyi bilir Hasan hocam vahyin bir çeşididir aynı zamanda. Yani 46 vahyin vahiy dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın kuluna bir şey bildirmesi yollarından birisidir rüya aynı zamanda. Bu rüya ile vücudun kendi içindeki arazları, sıkıntıları varsa problemleri bildirdiği rüyalar birbirinden farklıdır. Bugün psikoloji ve psikiyatrinin alanına giren iki rüyadır ve hakikaten o açıdan bedende meydana gelen devre bozuklukları veya program bozuklukları veya korkular veya hobiler veya fobiler neler varsa bunları en iyi rüyada anlıyoruz. Çünkü mesela Sunullah Gaybi diye çok meşhur bir halveti şeyi vardır, halveti şeyhi vardır. Bu Anadolu'nun şeyi bilinir, Anadolu'nun Muhittin Arabisi bilinen bir çok ilginç bir adamdır. Bu adam İlla keşf keramet sahibi olmayı gerektirmiyor. İnsanın irşat edilebilmesi için diyor. Sadece rüyalarını doğru okuduğunuz veya onu yönlendirdiğiniz zaman da bir müridi yönlendirebilirsiniz diyor. Rüya bu kadar mühim bir meseledir. Ama öbürü dediğim zaten vahyin alanı yani ilhamdır, işte bazen vahidir veya perdeli bir anlatımdır. Bir sadık rüya var, bir de bedeni programlarını ilgilendiren var. Hocam anlattığı ve gerek Freud'un ve gerekse psikiyatri, psikanaliz ve psikolojinin konusu olan edgas ve ahlam son derece önemlidir. En basit, en saçma, en safsata veya kabus hiçbirisi boş değildir. Çünkü insanın diyor Sunullah Gaybi rüya insanın kendi kainatını müşahededir. Rüya insanın kendi kainatını müşahede etmesidir. Nerede problem var? Nerede eksiklik var? Nerelere takılmış? Nasıl çözülebilir? Bunun imkanlarını veriyor. Şimdi hocam ya, ona şey yaptı şunu, yani. Rüya ile ilgili mesela şunu çok rahat anlayabiliyorum. Diyelim ki bütün gün işte Nevzat Bey'i konuk etmek için uğraşıyoruz. Telefon düşmüyor, işte konferansta açılmıyor, ulaşamıyoruz. Hep böyle Nevzat Bey aklımızda. Hani gece rüyamda ben Nevzat Tarhan'ı görsem bunun o günle ilgili hani bu ahlamdır işte. Bak bu ahlamdır. Tamam bunu anlıyorum evet. Ama böyle bazen hiç konuyla alakası olmayan insanlar, hiç o gün aklımızdan geçmeyen kişiler veya ortamlar birden gece sanki saatlerce görmüşüz gibi oysa ki en fazla 1,5 dakikaymış bizi meşgul edebiliyor ve sabah kalktığımızda ya ben bunu niye gördüm? Şimdi oradaki ayrım nasıl olacak? Bu benim acaba hani Freud'un yaklaşımıyla psikolojik bir durumun dışa yansıması evet. gibi mi? Yoksa hakikaten de geliyor işte hani bir şey var bu rüyayı yorumlamak gerekiyor. Onu nasıl anlayacağız? Ben bir kendi tarafımı anlatayım. Olur, hocam, ne güzel. Öbür taraf anlatsın. Yani ben şuna inanıyorum. Cenab-ı Hak peygamberlere vahiy yoluyla hakikatleri bildirdiği gibi sıradan birçok insanlara da bir takım hakikatleri bildiriyor. Çünkü arıya vahiy diyor Allah. Yani arıya vahiy ediyor, karıncaya vahiy ediyor. Efendim işte Hazreti Musa'nın annesine vahyediyor nebi ve peygamber olmamasına rağmen yönlendiriyor. Biz onun kalbini güçlendirmeseydik diyor. Çocuğunun
prenses tarafından veya firavunun hanımı tarafından alınmasına dayanamayacak, verin benim çocuğumu diyecekti. Halbuki Cenab-ı Hak diyor ki ben onun kalbini yatıştırdım, sesini çıkarmasın. Bu tür ilhamlar var ve bu tür Cenab-ı Hakk'ın kul ile konuştuğu hallerdir bunlar. Yani ben kıyamet günü bir takım insanları sayıyor, yapmış oldukları çirkinliklerden veya zulümlerden dolayı ben kıyamet günü onlarla konuşmayacağım diyor. Demek ki şu anda bizimle konuşuyor. İşte bunu rüyayla konuşuyor, böyle göstermelerle konuşuyor. Hads dediğimiz bir bilgi var, hads bilgisi. Yani bir anda bu demek ki böyleymiş dediğin bir bilgi var. Rüyet denildiği, mesela Kur'an-ı Kerim'den önceki dini metinlerde rüyet denilir. Mesela rüya diyoruz ya biz. Bu rüyet oturduğun yerde görsel görmektir. Bir anda bir pencere açılır, uyanık olduğun halde net akışlar olur. Bir şeydir bu, replik gibi. Bir şey görürsün ve o kadar keskindir ki bu, ertesi gün veya hemen anında veya 5 dakika sonra küt diye o sizi arar veya o size gelir veya o hal yaşanır. İşte bunların hepsi Cenab-ı Hak ile, yaratıcısı ile, yani operatörü ile insanın arasında, program arasında bir müdahale vardır. Sürekli bir ekleme vardır, bir çıkarma vardır. Kul Allah kulunu bırakmamıştır. Yakasından tutmuştur sürekli hayra sevk etmek için. Önüne taşlar atar, önüne ikazlar atar. İşte bunlar onlardır. Hı. Ama aynı zamanda müjdeler vardır. Öbür tarafı tamamen bedenin imkanlarıyla ilgilidir. Hocam bunu benden çok daha iyi bilir. Yani oradaki o ahlam diye Mehmet Ali Bey'in söylediği işte şeyde durumsal rüya denilen kişinin o anki ruh haline göre duygusal yoğunluk yaşadığı bu konuda yani beynimiz öyle çalışan bir organ ki bir bilgiyi tamamlamazsa o bilgi açık dosya halinde tutuyor. Tabii. Tamamlanmamış bilgi olarak tutuyor onu. Bilgisayardaki ön bellek gibi, o bilgisayardaki ön bellekte o duruyor bilgi. Kişi unutsa bile devamlı hep aklındadır o. Basit bir misal dedim hocam. Tabii. Mesela Word'de bir yazı yazıyorsunuz, Word programında, sonra elektrik kesiliyor. İlk tekrar Word'e girdiğinizde diyor ki şöyle bir metin vardı, kurtarılan budur, buradan devam edecek misiniz yoksa başka türlü mü? Orada getiriyor. Tamamlanmamış bilgiyi beyin onu alıp uzak belleğe koymuyor. Hatta şöyledir, beynimiz sandalye dosyası açılmışsa 4 bacaklı bir sandalye vardır. Kişi 3 bacaklı bir sandalye görürse onu sandalye dosyasına kaydetmiyor. 3 bacaklı sandalye dosyası açıyor, oraya kaydediyor. O bir tanımlama yapıyor, onun altında o bilgileri kaydediyor. Şimdi rüyada da kişi gündüz duygusal olarak tamamlayamadığı bir konuyu bitiremediği, yani evet bu iş olmuştur, bu bir mantıksal çözüm üretip duyguları tamamlaması gerekiyor kişinin. Tamamlayamadığı konuyu devam ettiriyor. Bu şuna benziyor, bir evde bulunuyoruz biz, penceremiz kırık, kapımız kırık. Orada rahat uyuyamayız, aklımız hep orada kalır. Aynı beyin de mantıksal olarak tanımlayamadığı konuyu bitirmiyor. Onu bir eksik bir konu olarak yapıyor. Ya onu varsayımla tamamlıyor, ya çarpıtmayla tamamlıyor, ya hayalle tamamlıyor bir şekilde, veyahut gecede rüyayla tamamlıyor. Bu gündüz yaşadığımız olayların savunma mekanizması olarak rüyayla devam etmesi. Bir diğer rüya da kişilik rüyası olarak Mehmet Ali Bey'in söylediği rüyalar. O kişinin burada bilinçaltı na giden kral yolu demiştik Freud için. O şu andaki ton, beynin kognitif psikoloji bilimi var. Bu beyni bilgisayar gibi gören bir bilim dalı. Yeni yeni gelişti. Yani kognitif bilişsel psikoloji olarak da geçiyor. Bu psikoloji bilim dalına göre beynimizde yaşanan her olay bir konfigürasyon değişikliğiyle beyinde bir dosya halinde kaydediliyor. Mesela hep unutulmaz, kulağına küpe yaptı denir. Yani eskiden anestezi yapılmıyordu kulağa, aslında küpe. Aslında buna dair sizin kitabınızda iyi bir örnek hatırlıyorum ben. Evet. Onun sayfasını umarım bulabilirim. Bir yerlere not almıştım. Evet. Hani İtalyanca konuşan ve uzun süre insanlar, hatta reenkarnasyona inananlar tabii. Bunun üzerine Inception da bu alana giriyor bak. Inception da bu anlattığı alana giriyor. Yani rüyayı programlamak, rüyanın içinde rüya gördürmek, rüyaları katlamak. Bu Inception alanı. Yani Inception dediğimiz bu, hocamın şu anda anlattığı alanla ilgili. Buldum onu. Evet. Diyorsunuz ki insandaki bütün bilgiler bir bilgisayarın hard diski gibi uzun bellekte mevcuttur. Bu konuda literatüre girmiş şöyle bir vaka vardır. Bu arada nereden okuyorum bunu? Nevzat Tarhan'ın İnanç Psikolojisi isimli kitabında.
Trafik kazası geçiren bir insanın başında bulunan meraklı bir nörolog, hasta koma halindeyken onunla uzun uzun konuşup bütün konuştuklarını kaydetmiş, hastası komadan çıktıktan sonra ona konuşmalarının kaydını dinletmiş. Kayıtlarda İtalyanca konuştuğunu duyuyor hasta ve diyor ki ben İtalyanca bilmiyorum, bu nasıl olabilir? Bu bilgiye ilk önce kendi düşüncelerine delil oluşturacağını düşünen reenkarnasyoncular sahip çıkıyorlar. Ancak hastanın geçmişi araştırılıyor ve babasının diplomat olduğu İtalya'da kaldıkları çocukluk döneminde de bir İtalyan bakıcısı varmış. O İtalyan bakıcısı da çocukla ilgilenince hep böyle İtalyanca konuşmuş konuşur ve kaydı unuttu alıyor. Gözüküyor ama unuttu kayıtta gözüküyor var. Ve sonra anlaşılıyor ki daha sonra belleğin alt katmanlarındaki bilgiler üst kademelere evet, de bu vasıtayla tamam. çıkıyor. Küçük Hasan bir kayıt yapacağım evet. Hasan Bey, çok özür diliyorum. Küçük bir kayıt. Sadece yani çocukluğunda duyduğu hatırayı değil. Ben bir şey iddia ediyorum. Geçmişte yaşadığı dedelerinin hatıraları da bilinçaltında mevcuttur. Ne diyorsunuz? Herhangi bir dedenin, mesela bu dörde kadar bizim literatürümüzde dört dedeye kadar, Yahudi geleneğinde yedi dedeye kadar hem genetik manada çok etkileşim vardır hem de hatıralar mevcuttur. Yani hocam çok daha iyi bilir. Bu İslam inanışında var mı dört dedeye tabii, kadar? Tabii. Hazreti Adem'den bize herhangi birimize gelinceye kadar geçmiş bir silsile var. Yani her birimizin soyu Adem'e ulaşır. Öyle değil mi? Hepimiz Adem'e ulaşırız. Adem'den bugüne kadar gelen bir silsile var. Bir de ana rahmine düştüğümüz andan bugüne kadar geçmiş bir silsile var. Her ikisinin de kayıtları mevcuttur. Bilinçaltımızda her ikisinin de kayıtları mevcuttur. Benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hani kuşlar denizde evet. belli bir nokta iniş yapıyorlarmış yapıyor ve bunlar neden ölüyorlar diye evet. araştırıyorlar. Eskiden orada bir ada varmış ve kuşların uğrak yeriymiş, öyle evet. değil mi? Yani oraya Adem'den inermiş ataları ve sonra o ada işte herhalde sular yükselince falan yok oluyor. Bilinçaltımızda bütün atalarımızın hatıraları mevcuttur. Vay, bunu not aldım. Bu bence bu gece evet. ilerleyen zamanlarda konuşulması gerekiyor. Hocam bu konuda size epey bize bilgi verebilir. Verebilir, dinleyelim. Evet. Hasan Aydın, şimdi size döneceğim ama bir ara vermek istiyorum. Evet. Sözünüzü kesmemek için. Hasan Bey, Bilim ve Ütopya dergisine oldukça geniş bir rüya üzerine dosya hazırlamış ki evet. bu gece konuşacaklarımıza da ilham veren başlıkları var. Reklam arası verelim. Ondan sonra da Sayın Hasan Aydın'ı dinlemeye başlayalım. Nevzat Tarhan, 19 Mayıs Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Hasan Aydın ve yazar Mehmet Ali Bulut'la birlikteyiz. Şimdi Hasan Aydın, sizinle devam edelim isterim. Aslında mesela rüya ve kehanet, rüya ve gayb bu kadar irdelenmesinin sebebi hani kadim uygarlıklarda da aslında görüyoruz. Yani sadece İslamiyet'i değil özellikle sizin dosyanızda rastladığım Sümer, Babil, Mısır, Yunanların çok erken tarihinden itibaren de kehanete konu olan ve olmayan rüyaları ayırma çabası içindeler. İlyada'da yine rüya yorumcusu var. Hani siz rüya olgusuna nasıl bakıyorsunuz ve tabii hani bu kadim uygarlıkların bizlere taşıdığı kadim bilgilerde ne var rüyaya evet. dair? Şimdi rüya olgusu tarihsel açıdan geriye doğru gittikçe daha spekülatif bir şey. İşte biliyorsunuz rüya 19. yüzyıldan itibaren bilimin merceği altına alındı ve belki deneysel araştırmalara konu oldu. Psikolojide, daha sonra nörofizyolojide, işte rüya ilişkin beyin ifadelerinin okunması, bunlara ilişkin yeni çalışmalar var. Hocam zaten bunlarla ilgili söz etti ama geriye doğru gittiğinizde rüya Sümerlilerde, Mısırlılarda, yine Eski Ahit'te, hatta İncil'de, yine Eski Yunan filozoflarının kimilerinde baktığınızda rüyayla bir epistemik ilişki kurulduğunu görüyorsunuz. Yani rüyanın geleceği bilmek için, geleceği önceden görmek için bir kehanet aracı olarak kullanıldığını görüyorsunuz. Tabii burada nasıl bir evren tasarımı var? Tabii onu iyi görmek lazım. Nasıl bir insan tasarımı var? Onu iyi görmek lazım. Ve tabii kehanete bağlı olarak rüyaya bakıldığı için rüyada bir takım simgeler, semboller ve o semboller üzerinden hakikate ya da gerçekliğe ulaşma çabası söz konusu. Mesela İslam kültürüne de çevrilmiş Artemideros var. Kitab-ı Tabir ve Rüya diye bir Arapçaya çevirmişler eseri. Hüdeyn bin İshak çevirmiş 8. yüzyıllarda. Ben metni irdeledim o şeyi dosyayı hazırlarken. Tabii benim amacım şeydi. Kindi, Farabi, İbn Sina, İbn Haldun, İbn Rüşd gibi ünlü İslam filozoflarının rüyaya bakışlarında Grek kültürü, Grek felsefesi ne türden etkiler yapmış.
Orada gördüğüm kadarıyla şu var, ciddi anlamda bir rüya tasnifiyle karşılaşıyorsunuz. Bu rüya tasnifi aslında oldukça gerilere de gidiyor. Ben bir iki örnek olsun diye İslam kültüründen önce olduğu için aynı tanımlar İslam filozoflarında da var. Mesela Macrobius'un tanımlaması var. İnsomnium diyor, korku, kaygı ya da yediğimiz içtiğimiz şeylerden dolayı gördüğümüz rüyalar var diyor. Visium ya da fantasma diyor. Bu aslında yarı uyku yarı uyanıkken görülen türden kabus görebiliriz ve benzeri. Microbius bunu diyor. Bu visium, vizyon olarak tek tanrılı dinlerde çok güçlü rol oynuyor daha sonra. Orakulum var, kehanete ilişkin rüyalar. Öyle tanımlıyor. Yine sumnium var. Bu bizde bilmecemsi rüyalar ya da yorum gerektiren rüyalar şeklinde. Rüyaları bir takım sınıflamalara da tabi tutuyor. Tabii rüyaların sınıflamalarına geriye doğru gittiğinizde bir şeyle de karşılaşıyorsunuz. Bir insan felsefesiyle de karşılaşıyorsunuz. İnsana bakış. Bunu ben aslında şöyle diyorum. Seçkinci ve sıradancılık diye Platon'dan beri bildiğimiz bir şey var. Bugün de devam ediyor gerçi. Kimi insanlar beyazdır, kimileri siyahtır gibi. Kimi insanlar seçkindir. Kimi insanlar ise sıradandır. İslam kültüründeki deyişle söylersem, kimisi avamdır, kimisi havastır, kimisi havasül havastır. Yani avam, halk, sıradan kişi, havas dediği seçkin, bir de seçkinler seçkini, havasül havas diyor. Dolayısıyla bu bakışa bağlı olarak da, kişilere bağlı olarak da rüyayı ne yapmışlar, tasdif etmiş gibi. Mesela vizyonu kim görür? Tanrısal görü ya da geleceğe ilişkin kesin kehanet veren rüyaları. Antik metinlere doğru gittiğinizde karşınıza filozof çıkar, bilge kişiler çıkar. Sıradan insanların göreceği, yani avamın göreceği olsa olsa karışık rüyalardan ibarettir. İslam kültüründeki deyiş de şeytani diye nitelendirilen rüyalar söz konusudur. Ha bir de ne vardır? Seçkinle sıradan halk arasında bulunan kimseler vardır. Onların gördüğü kimi rüyalar ne olabilir? İşte simgesel niteliklidir ve geleceğe ilişkin bir takım kehanetlerde bulunmakta kullanılabilir diye düşünülüyor. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. İnsanoğlunun geçmişten beri geleceği bilmekle ilgili ciddi bir arzusu var. Arzusu var. Bu arzu işte pek çok kehanet araçlarının, hayvanların işte organlarına bakarak falan bakma, eski Yunan'da da var, İslam kültüründe de var, kuş uçurarak, işte ne bileyim çeşitli fallara bakarak var. Bunlardan bir tanesi de açıkçası rüya gibi gözüküyor kehanet açısından bakıldığında. İslam kültürü tabi rüyayı şöyle söyleyeyim, İslam'ın kendi içerisinde rüyaya ilişkin bazı metaforlar kullanılıyor. Mesela Kur'an'da şey söyledi, hocam ifade etmeye çalıştı. Açık bir biçimde Yusuf peygamberin rüyası, orada Firavun gördüğü rüya ve o rüyaya ilişkin bir yorumlama söz konusu. Dolayısıyla o yüzden rüya tabir geleneği dediğimiz, o geleneğin kökeni belki orada açık bir biçimde görülebilir. Yine Kur'an'da bir başka bir yerde Hazreti Peygamber'e ilişkin İslam öncesi Arapların yaptığı bir itiraz var. Bu karışık bir rüyadan ibaret diyorlar. Peygamberin gördüğü vahyi. Bu tersten okuduğunuzda Arapların aslında rüyayı doğru rüya ve karışık rüya diye ayırdıklarını da gösteriyor. Epistemik olarak bir rüyanın bir kısmına karışık diyorsanız bir kısmını sağlıklı bir rüya olarak görüyorsunuz anlamına gelmektedir. Yine İslam kültüründe hadis literatürüne girmiş bazı deyişler var. İşte peygamberliğin İşte 46 parçasından bir tanesi vahyin 46 parçasından biridir. Peygamberliğin 46 parçasından biridir denilmektedir. Yine Ebu Hureyre'nin aktardığı bir rivayet var, ben ona değindim. İşte peygamberlerden sonra tek müjdeci kaldı. O müjdeci de sadık rüyalardır diyor. Yine bir başka Buhari'de gördüğüm bir hadis. O da şöyle söylüyor. Peygamberler vahiy alana kadar, bu ilginç bir ifade ama, vahiy alana kadar rüya yoluyla vahye hazırlanırlar. Sonra vahiy gerçekleşir diyor. Tabii İslam kültürü bir yandan şöyle bir kültür. Tür bir İslam kültürü yok. Bunu net söyleyeyim. Yani İslam kültürü dediğiniz şey, bana soruyorsanız bu çok açık ve net, Grek kültürünün bir devamı. Yunan kültürünün bir devamı. Tevrat kültürünün bir devamı. İncil kültürünün bir devamı. Daha da geriye giderseniz Sümer kültürünün bir devamı. Bu aslında benim deyişimle söylerseniz insanlığın bir kadim kültürel mirası var ve bu kültürel miras evrilerek devam ediyor. Nasıl bugün batıda
yapılan bütün araştırmalar, hocam demin söyledi, bunların hiçbirisini Türkler yapmadı. Hepsi Batı kültüründe yapılan çalışmalar. Bu yapılan çalışmalar nasıl bizim gündemimize aynı şekilde giriyorsa, o dönemde biraz daha zor giriyordu ama çevirilerle giriyordu. Ya da şöyle düşünmek, çevirilerle giriyordu. Etap etap hani geliyor. En son şimdi haline bilgi hazırlandı. Birikimi, bir yere bilgi küçük birikim, bir şey getireceğim hocam. Şunu söyleyeyim, bilgi birikimi bir şekilde evrilerek devam ediyor. Demek istediğim bu. İslam kültürünün buna kattığı ne var? İşte onu bulmak için kadim geri kültürü ne yapmak lazım? İyi bir biçimde görmek ya da bilmek lazım. Şimdi Yunan kültüründe benim görebildiğim kadarıyla bir şey var ciddi anlamda. Aristoteles var. Fantasya yetisiyle ilişkilendiriyor. Araplar bunu muhayyile yetisi diye düşünmüşler. Hayal yetisi. İşte simge oluşturuyor. Aristoteles şöyle diyor. Halk diyor, avam, sıradan insanlar rüyalara itibar ederler ama seçkinler diyor etmezler. Çünkü fantasya yetisinin aldatıcı niteliği vardır. Aldatıcı niteliği yüzünden bunun bir bilimsel değeri yoktur demeye çalışır. Ama Platon'a gittiğinizde, mesela onun hocasına gittiğinizde ilginç bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Rüya nefs odaklı olarak ele alınmış. İslam kültüründeki gibi, o yüzden anlatmakta yarar görüyorum. Nefs üç parçada olduğu düşünülür. Birisi işte akıl yetisidir. Nefsin nous dediği Platon'un. İkincisi öfke diye, Araplar gadab diye çevirmişler. Tumos diye bir yetisi var. Öfke yetisi. Bir de şehvet diye nitelendirdim. Arzu yetisinden söz ediyor. Şimdi atlı arabacı örneği vardır Platon'un, meşhur, çok meşhurdur. Gadab ve ben şeyle söyleyeyim, şehvet ve öfke yetisi, şehvet ve öfke yetisi bedenle bağlı, bedenle ilişkili yetilerdir. Akıl bu yetileri denetler, bunları denetler. Şehvet ve öfke yetisi aslında önemli yetilerdir. Üremeyi sağlar. İşte ne vardır şehvetin içerisinde? Yeme, içme ve cinsellik vardır. Öfke yetisinin içerisinde ne vardır? Hiddetlenme, öfkelenme ve karşı taraftaki insanlara karşı, hatta yiğitlik dediğimiz şey bile öfke yetisinin bir uzantısı. Diyor ki, bir atlı arabacı metaforu kullanıyor. Benzetmesi. At arabasında iki tane yağız at düşünelim diyor. Bunun birisi öfke, birisi şehvet. Arabayı süren de kim diyor? Akıl, yani arabacı. Eğer diyor arabanın kontrolünü diyor şehvetle gadab alırsa, yani öfke yetisi alırsa, insanoğlu ne yapmaya başlar? Yalpalamaya başlar. Ölçülülüğün dışına çıkar. İtidali yitirir. Platon buradan yola çıkarak, işte ilginç tarafı o, rüyaya da gönderme yapıyor. Rüya dediğiniz şey ne? Ben bu yüzden Freud'u hırsızlıkla suçladım birkaç defa. Burada da söyleyeyim. Aslında Freud'un çaldığı diyeyim. Yani açıkçası söylemek lazım. Freud'un Platon'a söz etmeksizin Platon'dan aldığı önemli teorilerden bir tanesi bu. Ruh teorisidir. Yani nefs teorisi diye nitelendirdiğimiz teori. Şey diyor ki, akıl yetisi sürekli insanı denetlediği için, yani saldırganlık ve cinsellik, Freud'un terminolojisiyle konuşalım, iştah ve öfke yetisi sürekli baskı altındadır. O kadar çok baskılanır ki bunlar diyor. Ancak uyku sırasında diyor, ön plana çıkmaya başlar. Uyku öyle bir haldir ki aklın denetimi, yani bugünkü modern deyişle söylersek korteksin denetimi tamamıyla devreden kalkar. Ve bu sefer insanın bilinç dışı diye nitelendirdiği Freud'un dediği şeyle, şeyin ise, Platon'un ise, işte demin söylediğim gibi şehvet ve öfke diye nitelendirdiği kesimler ön plana çıkmaya başlar. Ve ön plana çıktığı anda itibaren kişi rüyasında, uykunun şöyle bir özelliği vardır. Uyku bir, dış duyulardan bütünüyle bağlarımızı keser ona göre. İki, ruhun bedenle hiçbir şekilde bağımlılığı olmayan nous dediği, akıl dediği kısmı artık kendi başınadır, bağımsız haldedir. O bağımsız bir dünyaya doğru hareket eder. Ama saldırganlık ve cinsellik dediğimiz şey insanı rüyasında bile etkilemeye başlar. Bu yüzden rahat bırakmıyor. O yüzden ilginç bir şey de vardır Platon'un. Bunu gördüğümde ben çok şaşırmıştım. Paylaşmak isterim. Nasıl gündelik hayatımızda biz aklımızla şehvet ve öfke yetilerimizi denetim altında tutuyorsak da Pisagorculuktan etkilenmiş. Bazı şeyleri yememek, içmemek, bazı hareketler yaparak uyumadan önce uykudaki rüyalarımızı, yani uykuda ortaya çıkacak o bilinçaltı şeyleri bile tamamıyla etkileyebileceğimizi, ortadan kaldıracağımızı söylüyor. Peki siz şimdi genelde Platon dediniz de ben de yine onunla aslında gönderme yapan bir ismi, hani Kindi'den bahsedeceğim, burada da var. Tam adıyla Ebu Yusuf Yakup İbn İshak El-Kindi, 9. yüzyılda Abbas halifelerinin özellikle
dikkat çektiği, destek gören biri, astronom ve aynı zamanda sarayda müneccimlik görevini de yerine getiriyor. Evet. Şimdi o ne diyor onu söyleyeceğim. Enteresan. Yine nefs yetisiyle ilgili. Evet. Nefs bedenden ayrılınca alemde ne varsa hepsini bilir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Kendilerini nesnelerin hakikatini düşünme ve araştırmaya verince gaybın bilgisi onlara açılır. Ve insanların içinden geçeni bilirler. Yaratıkların sırrına vakıf olurlar. İşte hani uyku hali belki biraz hani ölümle de benzeştir ve denir ya ölümün kardeşidir filan diye. Dolayısıyla o hale geçince, sıyrılınca, bedenden ayrılınca nefs alemde ne varsa bütün sırlar onu açıyor. İki şey noktasında itiraz değil de belki bir tasrih getirmek lazım. Bir, İslam kültürünün kattığı bir şey yok. Yani bir kadim kültür geliyor ve bu kültür devam edip gidiyor. Oradan işte her bir medeniyet kendine göre bir şeyler katarak getirmiş. Ama bana göre Kur'an-ı Kerim çok ciddi kırılmalara da sebebiyet vermiştir. Mesela bir rüyası var Hazreti Peygamber'in Bedir Savaşı'ndan önce. Bence bu tasarlanmış bir rüya ama Cenab-ı Hak tarafından. Diyor ki biz sana o rüyayı bir melune olarak gösterdik. Tamamlanmamış bir rüya. Esasında kurgu bir rüya. Eğer biz sana müşrikleri çok gösterseydik bu savaşa girmeyecektin. Az görse, başka türlü gösterseydik başka türlü tedbir alacaktık. Muallakta bıraktı peygamberi. Açık yani bu şekilde anlatıyor ayet bu. Yani Hazreti Peygamber esasında bir savaşa gittiğinin farkında değil. Kervana gidip alacaktır. Ona öncesinden öyle bir rüya gösteriliyor. Peygamberimiz bu işi kolay biliyor. Halbuki bu tasarlanmış bir rüyadır. Mesela bunu nasıl, nereye koyacağız? Bu, yani bence bu rüyanın içerisinde çok önemli bir şey. Yani Platon'un da Elkindi'nin de rüyaya yaklaşımları edgas ve ahlam bahsidir. Yani nefs serbest kaldıktan sonra bütün gaybı bilmesinin imkanı yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kürsüde der ki وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ اِلْمِهِ benim ilmimden beni müsaade etmediğimi alamazsınız. Bunu nasıl izah edeceğiz? Mesela gaybı ben açıldıktan sonra mesela Hasın rüyasıyla Amın rüyasına çok güzel örnekler var. Hasın yani sıradan insanların gündelik derdi, kaygısı geçinmektir. Onunla ilgili dertleri vardır. Bir İbn Sirin mi o dönemde hocam, pardon yanlış olmasın. Harun Reşid'in küçük eşi Zübeyde bir rüya görüyor. Rüyasında kendisini bir çölde çırılçıplak buluyor ve binlerce insan gelip geçiyor üstünden. Dehşetle uyanıyor. Ertesi gün gidip bu rüyasını anlatmanın cesareti yok. Yani nasıl desin ki utanıyor. Cariyesini dönemin ünlü yorumcusuna gönderiyor. Gidiyor cariye, rüyayı anlatıyor. Ve bunun üzerine Hasan Hoca'nın söylediği gibi diyor ki sen bu rüyayı göremezsin. Muhabir. Ben gördüm. Hayır kızım, bu rüyayı sen göremezsin. Çünkü cariye olduğunu görüyor. Çünkü içindeki metaforu biliyor. Bu rüyanın ne anlama geldiğini de biliyor. Diyor ki kim rüyayı gördüyse git o gelsin. Bunun üzerine Zübeyde geliyor. Diyor ki ben gördüm rüyayı. Şimdi oldu diyor. Çünkü diyor bu ömrünün belki de yani dünyanın sonuna kadar insanların yararlanacağı bir işi yapacağının işaretidir diyor. Nitekim bu kadın sonradan hakikaten Arafat'ın su şeylerini yaptı kendi parasıyla. Arafat'a ilk defa su götüren odur. Su yollarını, kemerini yaptı. Sonradan ikinci bir hanım onu imar etti, tamir etti. O da Hürrem Sultan'ın kızı. Mihrimah Sultan. Şimdi rüyayı sadece beden ve nefs üzerinden izah ettiğimiz takdirde gerçekten içinden çıkamayız. O zaman sadece edgas ve ahlemi işlemiş oluruz. Ama hocamın işaret ettiği o baştan hani rüyanın peygamberliğin cüzlerinden olan rüyayı anlayamayız. Ama insanın en çok peşinden olduğu o rüyalar. Yani gaybı bilme rüyaları. Yoksa ben rüyaların tasarlanabildiğini, değiştirilebileceği kendi nefsimde biliyorum. Samimi söylüyorum, rüyaya giriyorum, rüyayı görüyorum. Uyandıktan sonra diyorum ki şu semboldür, sembolize, bu bunu sembolize eder. Ben bunu kaldıramam şu ortamda. Tekrar girerim rüyaya. Kendimi kodlayarak. O rüyanın içerisine tekrar girerim ve o rüyanın içerisindeki bazı sembolleri değiştiririm. Bu yapılabilir bir iştir. Yani insanın o nefs... Benim için o kadar zor bir şey. Hayır, birçok insan için. Gerçekten. Eminim Hasan Hocam da yapabiliyordur. Çünkü şundan yapabiliyordur. Nefsin ve rüyanın hallerini anladığınız zaman, sembol dilini anladığınız zaman konsantrasyonla bunu yapabilirsiniz. İnsan muazzam bir varlık.
Muazzam bir varlık. Yani iki tane kendi konusunda çok uzman iki insanla konuşuyoruz. O yüzden ben mümkün mertebe şey içinde kalmaya çalışıyorum. Hani kural içinde, ama hakikaten rüya çok farklı bir alandır. Ben yani bir parçada tabirci olduğum için nasıl yönlendirildiğini görüyorum. Geliyor basit bir rüya anlatıyor. Evet. Ben yine kendime bir şeyler anlatmak için söyleyeyim. Çünkü ben bir bilim adamıyım. Kimlik olarak. Bu benim için önemli bir kimlik. Eyvallah. Yani din adamlığından daha önemli bir kimlik benim için. Çünkü bilim adamının şöyle bir tarafı vardır. Hocam da bilimsel eğitim süreçlerinden geçtiği için bilir. Bilim adamı ortaya koyduğu şeyleri test edebilir nitelikte olmalıdır. Şimdi bireysel yaşantımızda aslında rüyalara ilişkin öyle ilginç deneyimler yaşarız ki. Hepimizin hayatında var bu. Mesela bir hafta önce benim başıma gelen bir şey. Yani hiç nedeni yoktu sizin dediğiniz gibi. Halamı ve çevresindekileri gördüm. Babamı falan aradım. Halan hastaymış dedi. Yani ama her gördüğüm şey de böyle değil bunlar. Demek istediğim bu. Zaten böyle olsa, yani sürekli test edilebilir nitelikte olsa zaten bilimin konusu olacak. Bilim adamları aslında rüya ile ilgili ne yapıyorlar? Söylediğimiz onun üzerinde biraz hocam çok güzel şeyler söyledi aslında. Şimdi yalnız tabii şimdi insanın hani insan anlaşılabilir ve tam manasıyla bilim tarafından da çözülebilmiş bir insanı yine değil. Çözecek bilimdir. Tabii, mesela doğru. Sizin hani insanı böyle yine çözebilecek bilimdir. Yani rüya ile ilgili biz ne söylersek söyleyelim doğru, yine sonuçta hepimiz biliyoruz. REM hocam çok güzel dedi. İşte bilinçaltı ya da bilinç dışı kavramı yine şeyden geldi. Toplumsal bilinç dışı kavramı yine şeyden geldi. Yine hepimiz nörofizyolojisi, beyin ifadelerini ölçmek rüya sırasında. Hatta biliyor musunuz işte hocam paradoksal uyku dedi. Yani ne kadar ilginç. Rüya görürken gösterdiğimiz beyin ifadeleriyle normal yaşantıda gösterdiğimiz beyin ifadeleri birbirinin aynısı. Şimdi bunları bize bilim gösteriyor ama burada bilimin göstermediği ilginç bir şey var. Şimdi ben bunu şöyle anlatacağım. Felsefeci olduğum için el sallıyorum. Bunu bir fizikçi elimin yaptığı hareketi, bir fizyolog kasların nasıl işlediğini falan çok güzel anlatır da bu ne anlama geliyor bu el sallamak? İşte anlam dediğim şey, anlam dediğim şey biraz kültüre gömülü bir şey. Evet. Yani o yüzden rüyalar üzerindeki spekülasyonlar ne olursa olsun bir şekilde devam edecek. Ben buna inanıyorum. Çünkü bilim adamının gösterdiği şey neden sonuç ilişkisinde bir takım nörofizyolojik süreçleri ya da psikolojik süreçleri size göstermeye çalışıyor. Peki siz mesela şimdi halınızı rüyanızda gördünüz, halınızın arkadaşlarınızı gördünüz. Ben mesela buna bir mistik bir anlam yükledim mi kişi olarak? Ha? Sorun orası. Hayır, yüklemedim. Neden yüklemediğimi söyleyeyim. Bu biraz da geri kültüreye gidelim. Ben seçkin olarak kendimi görmem. Zaten böyle bir hadislikte de bulunmam. Benim için bu zaten İslam inanışında evet, seçkin diye yok ki, öyle bir şey var mı İslam inanışında? Şimdi İslam'ın ne olduğu da çok spekülatif yani bir şey. Realitede İslam'ın İslam'ın ne olduğu da çok. Şimdi bu, sizin programınızı ben çok izliyorum. Metafiziğe çok ilgi duyduğunuz için, ben de ilgilendiğim için ama şimdi herkesin kafasında bir algı var, İslam algısı var. Hangisinin İslam'ı gerçek İslam? Bunu da tartışmak, uzun uzun tartışmak gerekiyor. Bir ayet de okuyabilirsiniz bana. Bağlamından kopararsınız. Hani Bektaşi'nin dediği gibi la tekrabu salat ifadesi gibi. Ya da faktülül müşrikünü haysu vecettü mühüm diyor. Müşminleri nerede bulursanız öldürün diyor müşrikleri. İşte dolayısıyla Kur'an ayetlerini öyle cımbızla kopararak burada çok karşılaşıyoruz. O da hermeneutik bir çabayı gerektiriyor. Metin anlama, metin yorumlama gibi bir çabayı gerektiriyor. Şimdi İslam kültürünün içerisinde rüya gündeme geldiğinde, hakikat önüne Kur'an gündeme geldiğinde hep farklı peygambervari insanlar gündeme gelir. Bunların içerisinde bir tek ne vardır? Firavun vardır, değil mi? Yani şeyin içerisinde bakıldığında. Ama o kültürlerde, kültürleri de kendi içerisinde anlamak lazım. O kültürlerde böyle ama bir yaklaşım var. Ama şimdi çok açık anlatımlar var. Sizin kitabınızda da ele almışsınız. Hayır, yani sizin bakış açınıza da elbette saygı duyarım. Hani ve de hani buna ben zıt gidiyorum anlamında da taşımıyor. Yok. Ama yok. Şimdi çok enteresan. Sanki evet, bunları başkası yazdı. Ben de evet, başkasıyla konuşuyorum. Hayır, ben bilim adamlarının, işte bilim adamı, ben bir tarihçiyim. Mesela kıssalardan örnekler vermişsiniz. İşte evet, zindana Yusuf'la birlikte iki genç atılır, rüyasını anlatır, onu yorumlar. Yusuf peygamberden örnekler var burada. Tabii Tevrat'ta var, ilk kez Tevrat'ta geçiyor zaten. Tekvin'in 40. babında, 41. geçiyor zaten, var yani. Bunlar yeni şeyler değil. Ama Hasan Bey, öyle bir şeyler ifadeyle anlatıyorsunuz ki yani öf, şimdi bunları bırakın ya.
falan bunlar yok, boş işler. Yok. Gelin ben size Platon'u anlatayım yok, gibi bir değil. Haliniz var. Ben onu demek istemiyorum. Benim dediğim tek şey şu. İslam kültüründen, yani bana İslam kültüründe rüyaya nasıl bakıldı diye sorarsanız ben nesnel olarak bilim adamı gibi anlatırım size. Dediğim o. Siz hangi fakültedensiniz? Yani, İlahiyat Fakültesi'nde öğretmeniyim şu anda. Evet. Yani, ama yani evet. İlahiyat Fakültesi'nden şey öğretmenize sormayacağız da kim? Soracaksınız tabii ya. Esasında ikisini de takip ettiği yol lazım doğru. Ama ben sana... Tabii ki, tabii yani, ki. Benim söylediğim tabii yine ki. Şu değil. Ben yine şunu yapmam. Ben hiçbir ilahiyatçının bunun hakkında olmadığını düşünüyorum. İslam adına yine fetva vermem. Ekstremi atabildim mi bilmiyorum. Ben İslam düşünürlerinin dinsel metinleri nasıl yorumladığıyla ilgili size perspektiflerini söylerim. Rüyaya nasıl baktıklarıyla ilgili perspektiflerini söylerim. Hasan Aydın olarak söylerim. Benim söylediğim İslam'da değildir. Hiç kimseninki değildir. Onu da söyleyeyim. Bir defa bana göre Tanrı zaten konuşmaz. Tanrı konuşursa, Kur'an-ı Kerim'i nereye koyuyoruz? Tanrı konuşursa zaten insan haline gelmiş olursunuz, getirmiş olursunuz. Tanrı olsa olsa insanın içerisinde Hazreti Kur'an'da... Yalnız bu dediğin, söyledikleriniz Kur'an'ın, yanlış anlaşılabilir. Anlaşılabilirse anlaşılsın. Benim öyle bir kişide korkum yok artık. Yani, yok hani korkudan dolayı değil de bence kendinizi doğru ifade etmeniz şu, gerekiyor. Dediğim şu, Hazreti Peygamber'in gönlüne bir şeyi vahyeder ve onu Hazreti Peygamber ne yapar? İfade eder. Zaten Allah kelam İslam, olarak bu doğru, bu doğru bir yaklaşım değil. İslam bakın, teolojisi. Hasan hocam dur, bu şey sizin felsefik yaklaşımınız. Yok, yok, İslam, yani o zaman vahiy yok, ile yok, sadık rüyayı yok. Veya diyelim ki vahiy yok. İle şey rüyayı yani sadık ile pardon affedersin. Vahiy ile hadisi nasıl ayırt edeceksiniz? Şunu söyleyeyim. İslam teoloji geleneği şöyle yapmıştır. Yani Tanrı muhalefetün lil havadis olduğu için yani hiçbir şeye benzemediği için Tanrı kelamı gündeme geldiğinde Tanrı kelamı da ikiye ayırmıştır. Nefsi kelam, maddi kelam. Maddi kelam dediğiniz ses, söz, harflerden oluşan kelamdır. Nefsi kelam ise o söz, ses, harfin arkasında olan anlamdır. Dolayısıyla kelam nedir diye sorduğunuzda İslam teologları yani Gazali dahil, Cüveyni dahil, İslam'ın içerisinde yetiştirdiği Eş'ari ve Maturidi kelamcılar nefsi kelamları ya Hazreti Peygamber'in gönlünde bir şey ifade eder vedir Hazreti Muhammed onu diliyle ifade eder. Tamam buna hadis dolayısıyla dolayısıyla yani ben kendim İslam kültüründe yani İslam kültüründe hocam, nasıl siz bakıldığını bakın nasıl Kur'an size ben farklandırabilirim o zaman. Olabilir. Şimdi, ama siz söylersiniz hadis, size sıra hadis ile gelince, ayeti birbirine size, kattınız. Zaten hadis ile ayeti evet. Birbirinden ayırmanın tek yolu vardır. Hazreti Peygamber bu ayettir. Bu hadistir demiştir. Tamam o zaman ya uydurmuş mudur? Yani bu kadar onu söylüyorum. Başka bir epistemik şeyimiz yok. Ölçütümüz peki, yok elimizde. Peki Miraç'la namazı nereye koyuyoruz? Şunu söyleyeceğim. Yok ben yine sözüme devam edeyim. Benim dediğim şu açık bir biçimde. Peki yani açık soruya sonra mı cevap vereyim diyorsunuz? Soruya sonra cevap vereyim. Evet dediğim şu. Hocam bilim adamı gibi bakarsanız bir sürece Kur'an'ın oluşum sürecinde nüzul sebepleri var. Evet. Nüzul sebeplerini iyi bilmeniz lazım. Mekke ve Medine'yi çok iyi bilmeniz lazım. İkincisi Arapların kullandığı bir dil var. O dili Hazreti Peygamber ne yapıyor? Kullanıyor. Yani ilahi mesaj o Arapların o dönemde kullandığı dil aracılığıyla ifade ediliyor. Başka bir diğer önemli bir olgu daha var. Siz seslendiğiniz metinlerin insanların biliş düzeyine ne yapmak zorundasınız? İndirgemek zorundasınız. Yani önümüzdeki metinler şu anda benim kullandığım metinler de dahil bir kullandığım dil, iki muhataplarımın anlayacağı bilişsel düzey, üçüncüsü içinde yaşadığım kültür ve kültürün getirdikleriyle belli ölçülerde sınırlanıyor. Şimdi Kur'an'ın güzel bir deyişi vardır. Bütün denizler mürekkep olsa, bütün işte kalemler, ağaçlar kalem olsa Tanrı'nın bilgisini anlatmaya yine yetmez diyor. Tarihin belli bir döneminde dini nasıl anlamak gerektiğiyle ilgili, yani benim kendi şey yorumum bu. Mükemmel din Tanrı katındadır. Buna ben ideal din diyorum. Tamam, ama o ideal din... Çok tarihsel, o, hani oralara yok, kadar değil, gidecek olsa değil, geçmez değil, program. Değil, diyorum. İdeal din dediğiniz şey hani ne yapıyor? Hani tarihsel süreci belli bir son, zaman, belli bir zaman ve mekan içerisinde nesnelleşiyor. Belli bir zaman ve mekan içerisinde nesnelleşiyor ve belli düzeydeki bilinçlere sesleniyor. Dolayısıyla o bilinçi, o seslenirken o kültürdeki motifleri ne yapıyor? Teker teker... kullanıyor. Hocam Kur'an-ı Kerim'i için, Yunan felsefesiyle izah ediyorsunuz. Yok, bana göre bakın. Yok, emin ol Yunan felsefesine kalmışsınız. Yok, ben Yunan kusura bakmayın. Kur'an, Yunan felsefesi etkisinde Kur'an-ı Kerim kendisiyle izah edilebilir durumda. Tabii niye yapmayın. Etmesin? Niye etmesin? Ve artı şey vahiy yani. İle. Tabii. Vahiy yani böyle evet. Çok salt Hazreti Peygamber'e gelmiş de işte kimisini böyle takdir etmiş de. Yani bir batılı vahiy anlayamayabilir. Ama ben sizin vahiy ile
hadisi aynı kategoriye koyuyormuş gibi anlatımınızı anlayamadım. Onu söyleyeyim. İlahiyatta vahiy ile hadisi aynı kategoriye koyan İbn Hazm gibi bir sürü insanlar olabilir, da çıkmıştır. Olabilir yani, işte yani. Burada sorun ne biliyor musunuz? Sorun bilim adamı kimliğiyle bir süreci anlamaya çalışmak, etiketlemeksizin. Ben bilimsel bir çaba içerisindeyim. Kendimce hasbelkader anlamaya çalışıyorum. Kimseninkine doğru ya da yanlış da demiyorum. Benim öyle bir iddiam da yok. Ama şunu söylerim. Şunu söylerim. Mesela şu iddiayı ortaya koysak. Rüya bütünüyle gelecekten haber verir, kehanet içerir desek. Böyle bir şey yok ama. Bunun hiç real değil bu. Ya da şunu söyleyeyim. Epistemik olarak rüya modern insan için güvenilir bir bilgi kaynağıdır desek. Acaba ne türden pragmatik kötü kaynağı sonuçlarla karşılaşabiliriz? Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Şu masada oturan bilim hiç adamı, kimse bilim adamı, bütün rüyaları bu kategoriye koyma. Daha değil, başından söyledik. Değil, senin psikolojik sorununu dışarıya yansıtabilir dedik. Tabii. Hakikaten gelecekten haber de veriyor olabilir dedik. Hiçbir anlam da taşımıyor olabilir dedik. Çok sıcak bir odada battaniyeyi çekersiniz. Evet. Gece tuzluları yemişsinizdir, karnınız şişmiştir. Boş göreceğiniz rüya bellidir yani. Sıkıntılar ama işte içinde kalkacaksınız. Ama işte iş nereye gelip çağlanıyor? Bütün kehanet oraya takılıp kalıyor. Demek istediğim, nerede takılıp demek kalıyor? Demek istediğim hani, o. Ama ben, siz şimdi öylece yani, burada konuşuyorsunuz. Biz hepsini dinlemek istiyoruz. Yok tabii bir şey demiyorum ama kültürümüz açısından da bir şey saptamada bulunuyorum. Rüya deyince rüya tabiri geleneği var bizde. Evet, kadim mi gelenek? Evet var. Kadim şimdi gelenek? Şöyle bir şey var. Böyle mesela, bir gelenek varsa insanlar bununla ilgileniyorsa şimdi, masada oturup da bunu konuşmanın ne gibi bir zararı olabilir? Yok bir zararı olmaz. Size bir şey söyleyeyim. İbrahim'in rüya deneyimini düşünün. Tanrı oğlunu kurban etmesini istedi. Tamam. Bu motif olarak kültürümüzde var mı? Var. Tanrı ne yaptı? İbrahim'i sınadı. Şimdi dersiniz ki Tanrı ve sıradan insanları da bu şekilde rüyalarla sınar derseniz bunun götüreceği o kadar kötü epistemik sonuçlar var ki biz bilim insanları olarak çok ihtiyatlı konuşmak, haddimizi bilmek ve yurttaşlarımıza da şunu söylemek zorundayız. Daima uzmanlarına gitmek, aklı selim ile davranmak ve... Ya bizim program öyle bir program yok, değil. Ya geliniz biz sizin rüyalarınızı yorumlayalım. Yani öyle bir havada anlatıyorsunuz ben sizi muhatap almıyorum. Şey sizi muhatap almıyorum yani onu söylerken. Ama yani bu mecliste konuşuyorsunuz. Hayır, hani sanki burada her şey eğre, siz düzeltiyor havasındasınız da onun için. Bir kitleye konuşuyoruz. Bu kitle... Ya hiç merak etmeyin izleyicilerimiz hani neyin saçmalık, neyin düzgün, neyin inanç, neyin gelenek, neyin akide olacağını çok iyi anlayabilecek. Bilim felsefesi açısından bir şeyler söylemek istiyorum. Lütfen şimdi, söyleyin. Bilim felsefesi açısından şimdi bilim gerçeklere götüren metodolojiyi sunuyor bize bilim. Şimdi bilimsel metodun 4 tane aşaması vardır gerçeğe götürmede. Birincisi deney ve gözlem. Ateş yakar, arsenik zehirler, pozitif bilimle. Buna hiç kimsenin itirazı olmaz, olamaz zaten. İkinci, bununla eğer bilimsel metodolojinin birinci basamağı deney ve gözlemle bir şey ispatlanamazsa eğer ikinci aşama akıl yürütmeyle yapar. Dağın arkasında dumanı görürsünüz. Ateş olmayan yerde duman çıkmaz. Akıl yürütmeyle orada ateş olduğunu inanırsınız. Üçüncüsü rasyonel sezgilerle kişi götürür. Yani bir kişi bir konuda öyle bir odaklanır ki doğru der. Evet doğruyu bulmuş olur o anda. Yani ama sen nasıl buldun bunu dersen açıklayamaz o kişi bunu. Yani birçok işte Newton'dan tutun da Arşimet'e kadar Mimar Sinan'ın eserlerini yapmasına kadar hepsi bu rasyonel sezgiyle belli bir birikimin üzerinden oluyor. Bu gerçeğe götüren bir yol bu. Bu üç yolla kişi gerçeği bulamazsa dördüncüsü inanç sistemleri devreye giriyor. Yani inanç sistemleriyle kişi bu gerçektir diyerek inanç sistemine inanıyor. Onu tamamlamış oluyor, gerçeği tamamlamış oluyor. Rüya burada nerede? Şimdi rüyada bir insan bir rüya gördüğü zaman bu metodu kullanarak yani rüyanı yani kişi önce yaşadığı gerçeklerle ilgili yani o bir gün önce yaşadığı olaylarla ilgili kişinin ruhsal durumuyla ilgili psikolojik durumuyla ilgili rüyayı anlamaya analiz etmeye çalışması lazım. Yani bizim psikiyatride rüya analizleri önemli bir yer tutar. Yani burada iki şey üzerinde durulur. Rüyada kişi yani rüyada ne sakladığını araştırmaya çalışırsanız rüyada bu rüya genellikle kişiye zarar veriyor. Ya bu yaşadığı anlattığı olayda ne saklamaya çalışıyor? Freud bunu yapmış. Onun için çok Freud'un metodu terk edildi şimdi. Kullanılmıyor. Ya ama Jung bunun karşısında şunu yapmış. Rüya neyi açıklamaya çalışıyor araştırmış. Bu rüya insana daha çok yol gösterici bir etki yapıyor.
Yani daha çok o rüya gördükten sonra kişi o kişiye olumsuz negatif duygular uyandırıyorsa, yani o kişinin paranoyasını artırmıyorsa rüya, böyle bir rüya iyi bir rahatlatan, olumlu hisler uyandıran bir rüyaysa o rüyayı kişinin paylaşması destekleniyor. Ama negatif bir rüya, mesela bir defa bir hanımefendi geldi bana, rüyasında ölmüş olan annesini görüyor. Annesi ona gel gel diye işaret ediyor. Bunu geldi, bir panikle geldi, evet, terapiye geldi. Ben de öleceğim herhalde diye geldi. Bak bu rüya yorum, evet, yorumlanması gerekir. Evet. Belki annen senden bir dua istiyor. Dedi. Belki mezarıma geldi, gel diyor, değil mi? Yani gel diyor, dua istiyor. Bu şekilde yorumlayınca hemen rahatladı. Pozitif. Eğer ona gitseydi, bir falcıya gitseydi, tabii, ya da bu rüya ne saklıyor, bunun arkasında, evet, ne var diye gitseydi, o başlayacaktı ve rüyaya inanmak falcı inanmak gibidir. Evet. Ve kişinin beyin programını değiştirir, bozar. Yani kişinin beyin programını değiştirmek, bir yolda giderken trafik levhalarının yönünü değiştirmek gibidir. Kişinin hayatta hangi yöne yöneleceğini gösteriyorsunuz. Yani bu neden rüya tabiri yapanlar çok büyük mesuliyet içerisinde biliyorlar. Tabii ki, kesinlikle. Ben öyle bir rüya tabiri biliyorum. Şeye gitmişti rüyasında, kocasıyla ilgiliye gitmiş. Kocana dikkat et, seni aldatıyor gibi demiş. Eyvah. O da ona inanıyor. Ondan sonra adamın bütün cep telefonlarını kontrol ediyor. Günde 10-15 defa işi evini avlıyor. Ve korktu, gerçekleşmeye başladı bu sefer. Adam bıktım senden diyerek iş zor toparladık aileyi. Yani böyle bir, yani bu tarz rüyaları yorumlarken çok, yani genellikle işte birkaç tane kitap okuyup daha sonra rüya tabircisi gibi kesin bilgilerle ona yönlendiğin zaman o kişiyi etiketliyorsunuz artık. Şimdi, yani bir insan bir konuya inandığı zaman o inandığı şeylerle ilgili anlam bağları kurmaya çalışıyor. Onunla ilgili algılamaları artıyor. Daha önce hiç ilgi duymadığı konuda ilgi duymaya başlıyor. Yorumlamalar yapıyor ve kişi inandığı şeyin gerçekleşmesine kabul hazır hale geliyor. Kabule hazır hale geliyor ve bakıyorsunuz rüyasındaki gördüğü şey önüne çıkmaya başlıyor kişinin. Ama o rüyayı kendisi sebep oluyor gerçekleşmesine. Bu nedenle rüya tabiri yapan kimseler çok ciddi sorumluluk altındalar. Peki veballi siz, bir iş. Peki siz, hani kişisel olarak soruyorum bunu. İnanç psikolojisi üzerine de yazdığınız için, hani gerçekten bazı rüyaların tamamen psikolojinin bir ürünü, bazen sadece yediğimiz yemekler ve ortamla ilgili olarak. Tabii. Ya da bazen mesela şuna inanıyor musunuz? Bazı rüyaların hakikaten öyle bir işaret olduğuna, bir şeylerin geleceğine dair insana yol gösterici olduğuna şimdi, inanıyor musunuz? Yani çok, bize çok kimse geliyor. Yani rüyamda gördün, ertesi gün önüme çıktı diyor. Hı-hı. Şimdi bunu bilimsel olarak şu anda açıklayamıyoruz. Tabii. Nasıl olduğunu bilimsel olarak açıklayamıyoruz ama bazı duyu ötesi algılamalar var. Yani şu anda deney üstü bir gerçeklik var. Yani bu kuantum dinamiği içerisinde ele aldığımız zaman bazı şeylerin aslında, yani kuantum dinamiği içerisinde ele aldığımız zaman rüya denilen şeyin aslında hem var hem yok olduğunu. Yani Shakespeare güzel bir söylüyor. Dünya bir sahnedir, biz onda oynuyoruz diyor. Senaryoyu yaratıcı yazmış. Yani biz farkında oynuyoruz. Yani bir kader var, sen de kaderini oynuyoruz. Yaşıyorsun. Ve bu çok PlayStation düşünün. PlayStation'da siz oynuyorsunuz oyunu. Yani oyunu oynayan topa vuruyor, gol olup olmayacağını bilmiyor. Ama programı yazan biliyor. Yahut yine öyle güzel oyunlar var. Hanımlar çok güzel oynuyorlar. Orada işte tavuğu besliyor, çiçekleri besliyor, besliyor. Onu yapmadığı zaman hemen ölüyor şeyler. Ya ilgilenmezse o evdeki çiçeklerle, sularla ilgilenmezse hemen ölüyor. Şimdi orada neyi yaparsa ne olacağını sen biliyorsun ama programı yazanın bilmediği şeyler de var senin ona girdiğinde. Yani evren böyle bir yazılımsa, böyle bir kuantum dinamiği içerisinde, çünkü hiçbir bilgi yok olmuyor. Her şey aynı anda hem var hem yok. Biz sadece biz subjektif gözlemciyiz. Gözlemliyoruz. Gözlemlediğimiz zaman var, gözlemlemediğimiz zaman yok. Ama gözlemlemediğimiz zaman da bilgi kaybolmuyor yine. Şimdi rüyada böyle evrensel bir bilgi var kişi. Bazı kimseler duygusal yoğunluk yaşıyorlar. Mesela Mozart da öyledi. Ama Mozart küçük yaşta müziğin içerisinde doğmuş. Öyle bir yoğunlukla doğmuş ki hiç kimsenin hissedemediğini hissetmiş. Duyamadığını duymuş. Birdenbire bu bazı, yani sanki evrende var olan bir bilgiye sezgisel olarak ulaşıyor. Bu bilgiye. Yani evren kuantum dinamiğine göre önce bilgi var, sonra madde var. Materyalizm önce madde, sonra bilgi var diyordu. Bu arada diyordu. Mozart örneğini verdiğiniz için yanlış hatırlıyorsam eğer lütfen düzeltin.
bazı bestelerinin hani bazı notlarının özel bölümlerin rüyalar esnasında tabii, ona ilham olduğu. Tabii çok mesela. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Salvador Dali'nin çoğu eserlerin çoğu rüyada resimlerini yapmıştır. Hatta eline bir kaşık alıp uyuyormuş böyle. Kaşık yere uyuduktan sonra kaşık düştüğü zaman uyanıyor, hemen rüyasını resim haline getiriyor. Yani uyanıyor resim haline getiriyor. O acayip böyle şey rüyaları böyle şey üstü, gerçek üstü sürrealistik resimleri öyle yapmış. Bu şekilde yapmış ve bir ortaya bir farklı bir stil ortaya çıkarmış. Yani rüyayı kullanmış orada. Hmm. Şeyde Wagner de öyle. Mozart da öyle. Yani rüyada bir yoğunlaşıyor. O andaki o müziği hemen notaya döküyor. Yani rüya gerçekten bir anlamsız bir şey değil. Yani rüya bir çöplük değil. Yani rüyanın bir dili var. Hatta Erich Fromm şöyle söylüyor. Rüya unutulmuş bir dil diyor insanlığın. Yani insanlığın yani geçmişinde var ama unutmuşuz. Onun sembollerini Kril alfabe şey gibi Mısır'daki alfabeyi nasıl çözmüşsek bunu da çözebiliriz. Mesela tarzında. Sembol dediniz diye aklıma geldi. Az önce Mehmet Ali Bulut dedi ya ben rüya tabirinden de biraz anladığım için. Hı. Mesela gece bir rüyayı gördüğümde oradaki sembollerle ilgili tabii herkes kendisini biliyor ve mesela sembol kimine göre kişiye değişir. Ya, onu diyecektim. Evet. Mesela kimisi için kalem hani bilgeliğin sembolüdür. Kimisi için kalem de ne bileyim borç filan anlamına geliyor olabilir. Şimdi orada mesela bazı sembolü yakaladığı zaman ve ben aha bunun altına kalkamam bu böyle olmasın deyip kendim tekrar kaldığım yerden devam ediyorum dedi ya. Mesela bu nasıl mümkün olabiliyor? Yani kişi tabi rüya görüyor tekrar yatıyor aynı rüyaya devam ediyor. Mesela var ben mesela kişiler. Bazen çok güzel rüyalar görürüm ah keşke uyanmasaydım diye ama devamı gelmez. Ya işte bir gelen var çok örnekleri var. Öyle mi? Rüya geliyor çünkü bir şey var yani beynin beynimiz duygu, düşünce, davranışlara bir görüşe kaynaklık yapıyor, bir görüşe göre aracılık yapıyor. Yani buna yaptığı için beynimizin bir bölgesi çalışıyor mesela. Şizofren hastalarda beynin bir bölgesi çalışıyor. Ses üretiyor, görüntü üretiyor, hayal üretiyor. Kişi bir anda o şizofrenin etkisiyle dünyayı düzeltiyor, gökleri, yağmurlar yağdırıyor, güneşleri açıyor, dünyayı hükmediyor. Müthiş, çok keyifli bir durum. Manik dönemde çok keyifli bir durum. Tedavi ediyorsun, beyninin o hatalı çalışan, farklı çalışan bölgesini düzeltiyorsun. Kişi birdenbire durgunlaşıyor. Ya biz tedavi etmesek daha mı iyiydi diyoruz. Yani rüyada öyle güzel şeyler, rüyalar var insanın hayatında. İşte beyninin bir bölgesi istem dışı çalışıyor. Hatta EMDR diye bir teknik var, çok ilginçtir. O EMDR tekniğinde göz hareketleriyle beynin reproses etmesini sağlayan bir teknik. Yani kişi terapiye giriyor. Terapide çocukluk çağı travmalarını, böyle yaşadığı şok yaşantılar, hayat olaylarını unutmuş ama hasta, kronik baş ağrısı var. 20 yıldır baş ağrısı çekiyor. Yahut da böyle çeşitli takıntıları var. Bu kişiye yani bir tedavi metodu olarak bu kişiye hayatın rahatsızlığını anlatırken aynı anda bir göz hareketlerini sağ sol diye ya dokunma ya göz hareketi ya ses hareketiyle sağ beyinle sol beyni aynı anda kullanılmayan network'ünü çalıştırıyor. Ortasındaki köprü kısmından kullanmayan ağsal yapıyı çalıştırıyor. Kişi beynin kullanmadığı network'ü çalıştırırken birdenbire çocukluğunda yaşadığı bir olayı hatırlayıveriyor kişi. Hmm. Bir anda oturuyor. Benim çocukluğumda bana şöyle şöyle bir istismar olmuştu diyor. Bir buçuk saat ağlıyor, anlatıyor. Unutmuş. Ondan sonra o kişinin o travmasını alıyorsunuz, tanımlıyorsunuz. Ya yani onu tanımlıyorsunuz ya onunla ilgili ya tanımlayıp akıl yürütme yöntemleriyle mantıksal olarak sonuçlandırıyorsunuz. Bağışlatabiliyorsunuz. O kişiyle ilgili öce almak duygularıyla ilgili duygular varsa onu tanımlıyorsunuz. Kişi onu mantıksal olarak çözdüğü zaman o duygusu eski travmayı çözmüş oluyor ve ondan sonra 20 yıl süren baş ağrısı kayboluyor kişinin. Anne muazzam. Yani bak bunu işte beyinde yazılmış bir bilgiyi bu travma hastalarında post travmatik stres bozukluğu hastalarında bunu görüyoruz. Mesela post travmatik stres bozukluğu hastalarında şey vardır. Devamlı rüya görürler. Hatta flashback denir. Gözünü kapadığı zaman yaşadığı olayı hatırlar devamlı. Uyumaktan korkar. Uyumamak için kendini bağlar sağa sola. O derece rüya görür. Çünkü o yaşadığı olay beyinde sanki 10 sene önce yaşadığı olay dün yaşamış gibi yaşıyor kişi.
Aynı benim, dün yaşamış gibi. Şimdi aklıma geldi. Çok sevdiğim bir arkadaşım seneler önce anlatmıştı. Böyle hep kendini koşarken görüyor. Hep koşuyor. Senelerce rüyada koşuyor. Her gece yatıyor. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Hani nereye böyle? Ve en sonunda bir yakınıyla arası düzeldikten sonra bir daha koşmuyor. Bitiyor. Ben öyle bir bak ya, enteresan bir şey hatırıma geldi. Bir 9 yıllık bir şey erkek eşiyle beraber olamamıştı erkek. Yani bir şey yani bir olamamış. 9 yıl biz ona aşağı yukarı 7-8 seans bu narkohipnoz diye bir metot var. Hipnozun damardan iğne yaparak uyutarak yapılan damardan iğne verip narkozla ona uyutarak konuşturdum. O arada o hipnoz esnasında abisi onun düğününe gelmemiş. Abisi de onu büyüten kişi. Onaylamamış yani. Onaylamamış. Düğününe gelmemiş. Onu anlattı. Ondan sonra daha sonraki seansa ben gelmiyorum artık. İşte ben düzeldim dedi. Aa, ve 9 senelik cinsel iktidarsızlık olan vakası gitti. Yani ben o bilinç altında şöyle sen bunu hak etmedin. Öyle kodlamış onu. Senin bu birlikteliğin onaylanmadı. Dolayısıyla sen artık evli gibi de değilsin diye sertleşme olmuyor. Yani öyle bir hastalık ve bu hipnoz yöntemi, ilaçlı hipnoz yöntemiyle düzeliyor. Peki böyle olmasaydı bunun farkında değil mi adamcağız? Hiç değil, farkında değil. O seansta çıktı ortaya, onu duygusal ifade edince bir beyinde bir sönmüş volkan gibi duran şey birdenbire boşaldı. Hapse gibi duruyor beyinde. Duygusal olarak boşaldı ve tedavi oldu. Şimdi rüyalar böyle ifade alanları buluyor. Yani rüyalarda yorum çok önemli. Yani bir kimsenin kişiliğini tanımadan, güçlü yönlerini, zayıf yönünden, yaşadığı kültür, çevre, her şeyi bilmeden rüyayı yorumlarsanız o kişiyi sadece karanlıkta hedefe ateş etmiş olursunuz. Yani karanlıkta hedefe ateş ettiğin zaman isabet eder de etmeyebilir de zarar da verebilir. Aslında yanlış yere de gidebilir. Şey söylüyorum. Hocama belki bir katkı olur. Şimdi mesela bilinç çok affedersin. Ben cahilliğime verin. Bilinçaltı kusturması diyorum ben buna. Mesela bazen böyle çok karışık ve bir türlü düzeltemeyen, sürekli kabus gören insanlara şunu söylüyorum. 21 gün boyunca uyanır uyanmaz. Eline bir kağıt alacaksın. Asla sağlıklı cümle kurma telaşına düşmeden. Asla. Aklına geleni sen yoruluncaya kadar yaz. Bir sayfa, 1,5 sayfa. Fakat sakın dönüp okuma. Asla okumayacaksın. Yani ne geliyorsa cümle kurma telaşı yok, edepli olma telaşı yok, düzgün olma, imanlı olma, imansız olma, öyle bir telaş yok. Ne geliyorsa diline dökeceksin. Yani eğer kalemin zihnine ulaşırsa. Yoruldun bırak. Asla onu bana okumayacaksın. Fakat onu sonra toplayıp 21 gün boyunca bunları bana getireceksin. Ve %99 insan bütün iç problemlerini aktarıyor oraya. Sonra diyorsun ki şu şöyledir, bu böyledir, bu böyledir, bu böyledir. Nereden? Hepsi orada var. Freud'un serbest çağrışım evet. Dediği işte. Ben buna şey bilinçaltı kusturması diyorum. Ve 21 gün. 21 gün yaptığınız takdirde müthiş bir rahatlama meydana geliyor. Evet. Ama bu doğru mudur değil midir? Fakat ben bunun sayısız neticelerini yani alıyorum. Yani bu şey yani gelecekle ilgili görülen rüyalar çok önemli. Mesela 99 depremiyle ilgili kaç kişi duymuşumdur? Ya ben bir gün önce benzer bunu gördüm. Rüya deprem olacağıyla ilgili diye ve böyle bazı şeyler hissetmiş yani bir felaket geleceğini bir şey olacağını hissetmiş. Bu nasıl oluyor? Mesela bize bazı insanlar geliyorlar yani bir gün sonra annesinin vesaire başına ne geleceğini biliyor. Ondan sonra ben neymişim? Bende doğaüstü özellikler var gibi duyguya kapılıyor. Peki siz mesela o söylediğine inanıyorsunuz? Yani ya da şüphe oluşuyor mu? Hakikaten teyit ediyor musunuz? Oldu mu olmadı mı diye? Olay olmuş zaten. Yani o yalan söylemiyor. Yaşamış onu. Hayır, yalan söylemediğini teyit ediyorsunuz söylemiyor, yani. Tabii. Hasan hocamın söylediği bir şey nefsin açık kalması, gayb bilgilerini alması. Bu bana çok şey rüya anlatıldığı için siz de biliyorsunuz. Yani her gün 3-4 kişi arar ya işte rüyasını anlatır. Ben şunu görüyorum. Yani mesela diyelim ki bazen bir şey yoğunlaşıyor. Benzer rüyalar. Bakıyorum herkes aynı rüyalar görüyor. Mesela? Yani çok değişik tabii. Diyorum ya acaba mesela şu şey öncesinde mesela şu süreç barış geliyor. Yemin ediyorum o kadar çok değişik rüyalar geldi ki ben dedim ya Türkiye'de çok ilginç güzel bir şey olacak galiba. Herkes o tür rüyalar görüyor. Aa. Yani bir muştur rüyası var.
Bu insanların ya hocanın söylediği nefsin açık kalması veya gerçekten ruhun çıkıp cevelan etmesi var veya yani şeyin kokpite, uçağın kokpitine atmosferden gelen bilgi gibi bizim dış uzayımızdan bir takım ön bilgiler bize aktarılıyor ve insanların büyük bir kısmı benzer rüyalar görmeye başlıyorlar. O zaman sadece kişisel değil, ha, hani çok rüyalardan... daha geniş bir alana yayılı bir durum. Ama bu herkes durum. Kendi yani sembolüne göre. Şimdi mesela ben deliden korkarım. Korkuyorum. Ve sarhoş insandan da korkuyorum. Çocukluğumdan yerleşmiş. Hocam sebebini bilmek lazım. Ben korku rüyası göreceksem ben sarhoş veya deli görüyorum rüyamda. Diyorum ki benim korkabileceğim bir durum olacak herhalde diyorum. Ama şimdi bir başkası fareden korkar. Bir başkası yılandan korkar. Bir başkası şundan korkar. Karşılaşacağın bir vaka, bir sıkıntılı durum ise birisi yılan görüyor. Mesela ben bir zamanlar sürekli hocam adım mesafesinde, atlama mesafesinde dibi olmayan kuyuların üstünden atlayarak gidiyordum. Yıllar sonra ben kendimce bunun şeyini çözdüm, sebebini çözdüm ve geçti. Ondan sonra o rüyayı hiç görmedim. Bu nedir? Benim bilinçaltım diyor ki sen şuranda bir problemin var. Bu problemi aş. Aşamadığın takdirde o sende işte bir açık dosya olarak kalıyor. Ama siz ne şanslıymışsınız? Kendi içinizde o keşfi yapabilmişsiniz. Mesela vallahi o şimdi, beyefendi hani az önce evet. 9 senelik hani eşiyle uzak kalan beyefendi ne fena ya abisi düğününe katılmadı diye adam 9 senedir böyle bir sıkıntının içinde. Ya insan şey, o ne garip çok ya. Çok garip yani öyle bir şey ki yani insan yani kimin için travma? Mesela şu anda hastanede bir hasta yatıyor. Evet, bir aydır yatıyor. Travmasının sebebi beslediği kaplumbağalar var ya küçük su. Evet. Şey, onların ölmesi. O öldüğü için... Hocam size ilginç bir şey anlatacağım. Yani kedisi öldüğü için depresif. Böyle olduğu için yani şimdi... Onu bırakın Japonya'da mıydı neydi? Kedileri öldü diye karı koca intihar ettiler ya. Ya daha şey, beteri var. İnsan çünkü bazen bir evrene sığmıyor bazen bir noktada boğuluyor insanoğlu. Evet. Ama yani ne fena öyle, bir hayat şey, insan gidiyor. Duygu dünyamız böyle. SimCity diye bir program vardı hatırlıyor musunuz bir zamanlar? Yani. Ev yapılıyordu falan. SimCity şehir yapılıyordu. Dedi az önce o hanımlar güzel oynuyor dedi o oyun o değil miydi? SimCity'nin ilk başlangıcı şehirler kuruluyordu. Ha. Ben bir şehir kurdum. Şehrin yerini de güzel seçtim. Yani fizibilitesini de kendime göre yaptım. Ve şeyin de yani iç saatini de real bıraktım. Hani işte deprem olsun mu olmasın mı soruyor başlangıçta. Depremde olsun, tsunamide olsun. Tam reel bir şey hayat olsun. Ve şehir büyüdükçe tabii santral istiyor. Sonunda benim imkanlarım iki tane şey yapmak. İki tane ne santrali? Nükleer santral yapmak. Çok da şehrin dışında bir yerlerde yaptım. Ve bu arada bu bilgisayar oyunu. Tabii oyunu. Yani öyle ki ben gazeteden geliyordum. Baktım aman çok erken bitsin de ben gideyim şehirden. Normal içinde normal sayaç devam ediyor. Yani bazı maç biraz hızlı. Ve 120 yıl sürdü. Bu 20 dolarla başlattığım küçük bir köydü. Büyüdü. 120 bin nüfuslu. Şey. Ve muhteşem, harika bir şeye döndü. Sonra 500 bin nüfus oldu. İki tane havaalanı vardı. Nükleer santraller şudur, budur hep öyle gidiyor. SimCity'de oynadığım bir şey. Ve bir gün hocam tsunami oldu. Yani siz planlamadınız zaten. Hayır, ama yapmadım. Başta verdi ona inama. Yani. Hani felaketlerde gelsin başına diye. Tsunami oldu. Ya namussuz döndü gitti, santralin birisini vurdu. Nükleer santral. Ya inan ben hüngür hüngür ağladım. Tabii ya şey bir adam. Sonra arkasından tabii bu ben bunları yetişemedim. Arkasından müthiş bir deprem oldu. Sizin şehir gitti. Benim şehir yıkıldı. Yemin ediyorum bir ay kendime gelemedim. Bir yok ay. Artık bir vallahi ay. Bir ay var. Aman dert yokmuş o zaman. Çok güzel ya. Ama ya bakın, insan böyle işte. Hayal insan bu. Ben hani bir örnek olarak veriyorum. Aklıma bir şey sonra, getirdi. Bir arada tomakaçileri herkes takmıştı. Evet. Hatırlıyor musunuz o tomakaçileri? O bir de çok ilkel bir şeydi. O ve sonra bir tane de akvaryumum vardı. Orada da bir gün bir iki tane Japon balığı aldım. Akvaryumun içi dolu. Sabah bir uyandım hepsi ölmüşler. O üçü yaşıyor. Şimdi sen bir vicdan azabı çekme bakalım. Evet. Yani insan böyle trafikte kimler iyi rüya görüyor diye araştırmışlar. Yani iyi rüyayı kim bazı insanlar rüya görmüyorum diyor. Yani genellikle Hasan ben söyleyeyim hatırlamıyor. Uyandırılıyor çünkü tam REM dönemi girdiği zaman uyandırılıyor. Birdenbire ya ben hiç rüya görmüyordum. Nasıl hatırlıyor rüya görüyormuşum diye hatırlamıyor. Rüya görmemek mümkün değil. Evet. Rüya uykunun
doğal bir şey, herkes fonksiyon görür, herkes evet. görür. Tamam. Uykuda, herkes görür. Uykuda rüyanın yani, kuluçkası. Tabii evet. yani uyku görür. Başka bir özelliği şimdi, daha var hocam. Evet, şey yapayım şimdi yapılmış deneyler var. Tam biliyorsunuz göz hareketleri REM çok olunca rüya gördüğü düşünülüyor, uyandırılıyor. Tekrar uyandırılıyor, tekrar uyandırılıyor. Ne tür denekler üzerinde? Bir çok stresli bir günleri var. Öğrenme güçlüğü çekiyorlar. Hayata uyum sağlayamıyorlar. Yani uykunun böyle bir uyku ve rüyanın böyle müthiş rüyada bir tarafı var. Rüyada kim başarılı rüya görüyor diye yapılan araştırmalarda böyle hayal dünyası geniş kişiler, açık fikirli kişiler ve çok düşünen, kendi sessiz zamanı olan kişiler. Yani içine dönük kişiler bak. Yani hayal dünyası geniş, kendine zaman ayıran ve açık fikirli kişilerin rüya konusunda rüyaları çok daha iyi anlattıkları ve yorumladıkları Bediüzzaman'ın bir sözü var hocam. Ne dere şey bilmiyorum. Diyor ki güzel bakan güzel görür. Evet. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından güzel rüya görür. Güzel, güzel rüya gören hayatından lezzet alır. Alır. Çok doğru. Rüya hakikaten insanın psikolojisini çok etkiliyor. Çok ben etkilenirim rüyalarımda. Tabii. Eğer tatsız bir rüya gördüysem ertesi gün... Ama şey çok önemli hocam söylediği bu... Sembolleri bilmek lazım ve doğru yormak lazım. O zaman lazım. Şu sembolleri dönüşte konuşalım çünkü yönetmenimiz bana reklam 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 diyor. Bir de saçımın sağ tarafı hep çıkıyormuş, onu düzeltelim. Reklamlardan sonra buradayız. Ve devam ediyoruz sevgili seyirciler rüyalara. Şimdi rüyalarda önemli semboller vardır dediniz ama şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Nevzat Tarhan da aynı şeyi söyledi. Sonuçta herkesin hayatına göre... bir rüya açıklaması vardır. Yani benim gördüğüm mesela işte su içerken kendimi gördüğüm rüyayla işte bir başka kişinin gördüğü su içerkenki rüya aynı şeyi göstermiyor. Öyle değil mi? Evet. Yani şimdi bakın iki hocamız da yani meselelere bilimsel yaklaştıran ve söyledikleri çok önemli bir gerçek var. Evet. Rüya gerçekliğiyle hayat aynı değildir. Siz rüyada gördüğünüz şeyi olduğu gibi hayata aktarırsanız bu asla anlaşılacak bir şey değildir. Ben size küçük bir numune anlatacağım, bir örnek. Adam bir tanesi, iki arkadaş daha doğrusu, iki çoban bir harabede oturuyorlar. İşte ikisi de çoban, öğle saatidir veya işte dinlenme saatidir. Gölge bulmuşlar, oturuyorlar. Birisi diyor ki ben biraz yoruldum ve uyuyor. Öbürü de oturmuş ona bakıyor. Bakıyor ki bu uyan adam horlamaya başladı. Şunu yap derken ağzından bir şey çıktı. Öyle görüyor yani o. Ve bu işte uzamış sakalların arasından geçti, aşağı indi, taşın üstüne yürüdü, gitti. O harabenin duvarının altında bir yere girdi. Başlangıçta da süt sağmışlar, sütün üstünde de kavalını koymuş. Geliyor, kavalın içine giriyor veya üstünden geçiyor o süt kabının içine. Sonra iniyor, gidiyor bir duvarın altına giriyor. Biraz sonra çıkıyor. Toplam kısa bir saniye yani. Geliyor, tekrar altına giriyor, adam uyanıyor. Diyor ki köşeyi döndüm. Adamın söylediği bu. Hayırdır diyor. Ne gördün? Muhteşem güzel bir rüya gördüm. Bir mağaraya girdi. Mağara ağzına kadar altın dolu. Köşeyi döndük diyor. Allah Allah. Nasıl diyor? Nasıl bir yer burası diyor? Ben bilmiyorum diyor. Çok sık ormanlık, çalılık bir yerden geçtik diyor. Bıyıklar. Bıyıklar, sakallar. Sonra diyor dimdik bir bayırdan yüksek çıktık. Beyaz süt denizi var diyor. Şimdi sinek gördüğü değil mi aslında? İşte evet, o sinek gibi. Gerçek hayatta sinek görüyor. Sinek gibi görüyor. Öbür arkadaşı evet. görüyor. Yani o bir gözünü aldı sinek. Yani bir böcek gibi bir şey çıktı ağzından. Diyor ki denizin üstüne uzun bir... Süt denizi. Süt denizin üstüne uzun bir köprü kurmuşlar. Kamal. Kapalı bir köprü. Onun üstünden geçiyorsun diyor. İniyorsun diyor. Başı dağların içinde, bulutların içinde olan bir dağ geliyor. Ve o dağın altında bir yerde bir mağara var. Ağzına kadar altın dolu diyor. O şey diyen, o seyreden diyor ki kolay, git bir kazma getir diyor. Gidiyorlar bir kazma getiriyorlar. Kazıyor. O girdiği yeri kazıyorlar. Temelden şöyle bir küp altın çıkıyor. Yalan değil ama rüyanın içindeki dil ve sembol öyle herkesin anlayabileceği cinsten değildir. Hı hı. Şimdi siz bunu olduğu gibi aktarsanız, süt denizi yok, uzun kaval yok, köprü yok, dik sık çallık yok. Sırtın açık kalmış dersin. Evet, sırtın açık kalmış. Sırtın açık kalmış dersin. Ama bunu doğru aktardığınız takdirde
iş anlaşılıyor. Ebu Leys diye meşhur bir şey vardır. Arap ya bir Mısırlı veli zat da enteresan. O da bu çok enteresan bahislere giriyor. Bir gün bir hikaye anlatıyor o. İki tane adam, birisi fakir birisi zengin, birlikte gidiyorlar. O fakir olan sürekli zengine öykünüyor. Rüyasında sürekli kendisini zengin olmuş görüyor. Çünkü o adam her işleri, sıkıntılar, şeyleri görüyor. O da zengin olmak istiyor. Her yattığında kendisini zengin görüyor. Rüyasında kendisini zengin olmuş gibi görüyor. Bir gün çok aceleyle uyandırıyor. Hadi kalk gideceğiz diyor. Ya beni uyandırdın diyor. Hayırdır diyor. Ben diyor zengindim rüyamda diyor. Böyle senin gibi seçip savuruyordum diyor. O ya boş ver diyor. Tabii, boş geçiyor. Ver diyor ya. Sen diyor ne şey, rüyada gördüğün bir şey diyor. Rüyada gördüğüm bir şey diyor yani. Rüyadaki zenginlik ne yapacak diyor. Nasıl ne yapacak diyor ya. Ben keyif alıyordum diyor. Şimdi sen diyor gözünü kapatınca senin zenginliğin gidecek. Ben de gözümü açınca zenginliğim gidecek. Ne fark var? Ya siz mi bana anlatmışsınız? Bir beyefendi varmış, tanıyor musunuz? Böyle çok fakirmiş. Zor bir hayatı varmış ama çok güzel rüyaları varmış. Siz mi anlatmışsınız onu bana? Belki de anlatmışımdır. Olabilir. Hep çok güzel rüyalar görüyormuş da bir gün siz şey demişsiniz. Kardeşim artık çok güzel... Doğru mu hatırlıyorum? Evet. Şimdi normalde... Rüya yine Hasan hocam söyledi. Beynin yani sanrı ile gerçeği birbirinden tam ayırt edemiyor. Yani ben gerçekten bir faaliyet yapsam, bir de bu faaliyeti hayal etsem veya içimde imajinasyon olarak canlandırsam, beyin ikisinin de gerçekten yapıldığını farz ediyor, zannediyor ve ona göre enzim üretiyor vücutta. Yani ciddi bir hayalde ciddi bir şey gerçekten hayal etmek ile onu gerçekte yapmak arasında beynin harcadığı enerji gerçekte de %20 fark. Yani diyelim ki birisinde 100 gram benzin kullanıyorsa öbüründe de 80 gram kullanıyor, öyle diyelim yani. Şimdi bir arkadaşımız vardı. Gelir muhteşem rüyalar anlatır. Fakr-ı zaruret içerisinde perişan. Bir gün dedim ki Allah'ını seversen artık şu rüyalardan vazgeç. Çünkü bu rüyada gördüğün hazzı alan senin bu mekanizmandır. Bu mekanizma rüyadaki lezzete alışmış, realde bir şey yok. Kurtul şurada artık, reale gel. Artık real olanı gel. Görme böyle rüyaları. Her gün işte padişahlarla geziyor, evliyalarla geziyor, peygamberler görüyor. Öyle acayip rüyalar. Keyifle oynanıyor. Ya dedim kardeşim evet, senin işte. Bu gördüğün rüyaları ben görseydim veya bir başka insan görseydi herhalde uçardı. Sen sürünüyorsun. Bunlardan vazgeç. Nasıl vazgeçeceğim? Sürekli uyanınca inkar et. Böyle bir şey olmadı. İnkar et. Bir ay, iki ay bunu yap, sonra geçer. Bilmiyorum ne yaptı. Herhalde büyük bir şey. Yapay şey, deneysel olarak da rüya görülebiliyor. Evet. Yani kişiye deneysel olarak bir şey var. Yani biz asistanlık döneminde bir GATA'daydım. Bir asker, böyle tikleri vardı vücudumda. Yani bir şeyde karar verilemedi. Tikleri askerden kaçmak için mi yapıyor? Gerçekten o tikleri şey mi? Yani askerliği yapmasına engel olacak bir kalıcı tek mi, karar verilemedi. O zaman bir kişinin hayalle gerçek arasındaki testini yapan beynin bölgesini bozan bir ilaca ihtiyaç vardı. Yani o ilaçla kişi LSD, bildiğimiz LSD, halüsinojen madde. Kişiye şey amaçlı, test terapötik amaçlı. O kişiye onu verildi klinikte bizim hocalarımız tarafından. Kişi ondan sonra şöyle dolaşmaya başladı asker. Böyle kulinin ortasında, böyle hayal dünyasında ne var? Burada üç sarışın, burada üç esmer var. Fakat o halinde bile tikler vardı vücutta. Dedik bu şey, askerden muaf oldu hemen. Şimdi şey aklıma geldi, bir üçüncü sayfa haberiydi. Bunlar da çok korkutucu. Adam rüyayı görüyor, hatırlarsınız o vakayı. Rüyayı görüyor, karısı onu aldatmış rüyada. Sen kalk kadını bıçakla öldür. Evet, bunlar rüya. Maalesef ya. Böyle hastalar çok. Bunlar yetiyor işte bu hasta işte gel. Bu beynin alacakaranlık dönemi vardır. Evet. Rüyayla gerçeğe uyandığı zaman bu rüya gerçek zanneder, bir inanır. Ondan sonra kendini çimdikler falan böyle insan. İşte o an beynin reality testing denilen bir network'ü var. Yani beynimiz bilgiyi kaydederken kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin gibi soruları sorarak beyni o bilgiyi öyle kaydediyor. Bazen kimden, bazen nereden, bazen nasıldan hatırlıyoruz. O neredeyi şey yapmıyor ki rüyada o network çalışmıyor beyinde. Yani o olayı nerede olduğunu, yani mekansal bellek çalışmadığı için kişinin ayrı bir dünyada tamamen serbest çağrışımların olduğu, bir sembollerin olduğu ve rüyada öyle ki iki zıt yan yanadır.
Mesela ateşle barut burada bir arada durmaz ama rüyada durur. Komşudur onlar. Ateş hatırlanınca ve rüya ile birlikte aynı anda olur. Zıtlar aynı anda bir araya gelebilir, karışabilir. Yani kişi rüya esnasında beynin gerçeklik testi yapan fonksiyonu çalışmadığı için rüyaya inanılmaya devam ederse o davranışlarına akıl hastalığı, şizofreni dersiniz kişinin. Çünkü rüyayı gündüz yaşasa insan buna şizofreni denir. Ama onun farkında olursa mesela gündüz rüyaları vardır. Kişi dalıp gider, Mehmet Ali Bey'in biraz önce söylediği gibi çok dalıp gider, müthiş bir rüyalar görür, keşifler yapar, şey yapar. Ondan sonra birisi seslendiği zaman birden uyanır, bir şey tık yere düşse uyanır, ha gerçekmiş der. Ama hasta olan kimse o rüyada beyindeki ödül ceza sistemi aynen, beyinde aynen nöronlar var. Böyle telsiz internet gibi çalışıyor. Yani o beyindeki o nöronlar yani yemek yemeyi yerken, yemek yemeyi düşünürken ve yemek yemeyi hayal ederken kişinin beynin o seyrederken yemek yiyen birisini beynin aynı bölgesi aynı şekilde çalışıyor. Yani kişi yemek yerken yemiş gibi hayal kurarken çalışıyor beyin. Rüyada da beyin aynı gündüz gibi aktif halde çalışıyor kişi. Mesela beyindeki ödül ceza sistemiyle ilgili rüya gördüğü zaman kişi beyni sanki onu yaşıyor gibi müthiş yaşıyor. Hatta o REM uykusu dönemi vardır. REM döneminde yani vücut o derece şey çalışır ki NPT diye, hatta bir Türk hoca, İsmet Karaca hoca, rahmetli hocanın bulduğu bir teknikti. Nocturnal penetrasyon diye geçer. Uykuda penisin sertleşmesi vardır. Uykuda sertleşir. Kişinin iktidarsızlık olup olmadığı öyle anlaşılır. Yani uykuda sertleşir, evet. Çalışıyor demek ki sinir sistemi diyerek. Mesela sabah uyandığı zaman penis sertleşmesiyle uyanır kişi. O REM dönemiyle uyandığını gösterir kişinin. Yani beyin gerçek gibi, vücudu gerçek gibi hareket çalıştırıyor, hareket ettiriyor. Ben bir de kişisel olarak şunu çok merak ediyorum. Bazen hani bir de program geç saatte bitiyor filan. Bazen 3 saatlik uykuyla kalkıyorum. Mesela nispeten o gün işlerimi halledebiliyorum falan, hani kafam biraz daha çalışıyor gibi. Bazen mesela 5 saat uyuyorum, darmadağınık. Tabii işte. Gidiyor, niye? Şeydir, uyku bir borç biriktirilir. Borçlanıyorsunuz uykuya. Ha, borçlanıyorsunuz. Ha, onu alacak değil tabii. Mi? Yani onu bir gün, iki gün uyumu, ondan sonra onu telafi etmezseniz yapamazsınız. Çıkartıyor sizi. Yani onu vücut, uykuya karşı insan borçlanıyor. Uyumaz. Çünkü beyinde yorgunluk maddeleri birikiyor. O yorgunluk maddelerini erteleyebiliyor. Yani öyle bir şey ki beynimizde mesela biyolojik saat var, içsel saat. Bu 24,5 saate göre çalışıyor. Normalde dünya saati 24 saattir. Ay saati 24,5 saattir. Mesela hormonlar 28 güne göre çalışır vücudumuzdaki. Vücudumuz ilginçtir, aya göre programlanmıştır. Adet günleri. Dünyaya göre adet günleri mesela 28 gündür. 24,5 saattir. Bir insan devamlı karanlıkta kaldığı zaman kişi kendisini disiplin edip uyutmaz, yani kalkmazsa, kendi haline bırakılsa 24 saate göre, 24,5 saate göre hep gün kaymaya başlar. O jet lag'lar falan onun için karışıyor. Biyolojik saati beynimiz mesela melatonin hormonu salgılıyor gece. Melatonin hormonu beyinde pineal bez var. O bez gün ışığı onun salgılanmasını bastırıyor. Gece salgılanıyor. Yani bu çok önemli bir bilgiyi de, yeni bir bilgiyi de paylaşmak isterim. Şimdi o gece bu bilgisayarın ışıkları var, parlak beyaz ışık. Melatonin salgılanmasını bastırıyor. Yani gece ışık açık yatarsa, ama beyaz ışık açık yatarsa kişi hiç beyin o melatonin hormonu da hafızayı onaran bir hormon. Beynin bilgi işlem faaliyetinde, hatta melatonin hapları uyku içinde kullanılıyor doğal destek olarak. O olmadığı için kişi unutkanlık, yorgunlukla uyanıyor sabah. Öyle. Yani gece karanlıkta uyutmak, eğer ışık koyacaksa kırmızı ışık koymak. Kırmızı gece. Işık. Maviye yakın ışıklar değil, kırmızıya yakın ışıklar beyinde uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Melatonin salgılanmasını kolaylaştırıyor. Yani onun için uykudaki gece uyunulan yerlerdeki ışıkları kırmızı tonlarına yapmak daha mantıklı. Yani beynimiz uykuda kendi enerjisini depoluyor. Ve bellek onarıyor kendi kendini. Yani müthiş bir beynin, hatta derin uyku döneminde beden dinleniyor. REM döneminde hafıza onarılıyor. Onarılıyor. REM'den bıraktığı zaman kişi, hatta farelerde deney yapılmış, uyutulmamış fareler. 1,5 ay sonra farelerin mide ülseri oluşmuş farede. Uyutmamışlar. Şey yaparak fareyi her uyumaya, hatta
küçük elektrik şoklarla şey yapmışlar, huzursuz etmişler, failenin en sonunda lüster oluşuyor, düşün. Yani böyle, yani vücudumuz, beyin dinlenmediği zaman bütün vücut bedel ödüyor. Yani uyku, yani biriktiriliyor, yani borç, kişi borçlanıyor ama o borcu muhakkak ödemek zorunda. Yani uyku hayatımızda yani çok önemli, yani üçte biri, bazı görüşe göre dörtte biri olması gereken bir dönem. Bu dönemin yani 5 saatle 8 saatin dışındaki zamanlarda uyumaz, daha az uyursak yahut da mesela çok uyumak da beyni tembelleştirir. Yani çok uyuyan kişilerde beyin, bir kuyudan su çekilmesi nasıl köreliyor? Beyinde ya kullan ya kaybet yöntemiyle çalışıyor. Uyku da artık ya yani 5 saatte aslında temel işte uyku ihtiyaçlarını karşılıyor kişi. 5 saatten sonrası alışkanlık. Güzel. Alışkanlık. Yani alışkanlık, uyku hijyeni var, kuralları. Uyku hijyenine uyuyorsa kişi, uyku sağlığı açısından kendini yani sağlığına uyum, mesela uyku hijyeninde nasıl yani yatağa yatarken elbiselerimizi değiştirip besteleri asıyoruz, düşüncelerimiz de besteleri asmamız lazım. Ah keşke, siz idealini söylüyorsunuz da. Asmazsak o kemirir, evet. Bizi uykuyu en çok bozan şey, evet. Obsesyonlardır. Belki zihinsel geviş getirmelerdir, böyle lüzumsuz düşüncelerdir. Hı-hı. Yani uykuyu en çok bozan şey odur. Onun için uykuya girerken kategori değiştirmek lazım. Yani uyku rolü farklı bir rol. Olayları alıp rafa koyacaksın, ondan sonra yatağa gireceksiniz. Hı-hı. Yani bunu çok bir alışkanlık haline getirebilmek. Daha sonra uykuda akşam böyle tok yatmayı hep söylenir. Tabii. Yani kişinin yani bir yani dinlenmiş aç olması. Aç da değil, değil mi? Tabii aç da değil. Tabii kan şekeri düşerse o da bir şeye yönelir. Yani uyku beynin aktif bir dönemi. Çok. Mesela uykuda beyindeki açlık toklukla ilgili alanda uykuda bir hormon salgılanıyor. Yani beyin açlık tokluk yani vücuttaki metabolizmayı, yağları yakıyor. O gece uykuda salgılanıyor ve ayılarda bulunmuş o, biliyorsun. Ayılarda. Yani ayıların gece mesela kış uykusuna yatıyor ayılar. Zayıflıyorlar ama uykuda yavrularıyla ilgileniyorlar. Uyanmıyorlar ama vücuttaki kilo yağlar eriyor. Nasıl oluyor da bu uykuda yağlar eriyor diye araştırınca, işte aç kaldığında vücutta gece uykuda o peptitti, yanlış olmuyorsam, o hormon harekete geçiyor, vücut yağları eritiyor, kan şekerini o şekilde enerji ihtiyacını karşılıyor. Şey merak ettim. Onun için aç yatmak değil, tok yatmak da iyi değil, o hormon salgılanmıyor o zaman. Kilo alırsınız. Şunu merak ediyorum, mesela rüyalarla ilgili olarak hangi noktadan sonra tehlike çanları çalıyor? Yani bende psikolojik bir sorun var. Bir problem var, benim bunu aşmam gerekiyor noktasına ne sıklıkta, nasıl rüyalar görürsek tabii geliyoruz? Duygusal termostat demiştik rüyaya, uyku rüyalar için. Yani duygular yoğunlaştığı zaman kişide, yani rüya bir gerilim, gerilim hissediyor. Böyle kabuslu rüyalar görmeye başlıyorsun. Sıkıntılı rüyalar, korkulu rüyalar görmeye başlıyorsunuz. Bu aslında beynin, yani bir evimizde bir kalorifer var. Kaloriferde basınç olduğu zaman hemen buhar kaçırırsa, panik telaş yaparsanız huzurunuz kaçar. Ya bu bir şeydir. Yani bir uyarı vardır. Hemen basıncı düşürecek şeyler yaparsınız ve yani sizi ön uyarıdır bu. Yani bazı şeylere dikkat etmeniz gerektiğini gösterir. Kişi de 3 gün üst üste stresli rüya görmek önemli. Arada bir gün görmüşsünüz önemli değil, 2 gün de önemli değil. 3 gün üst üste kabus, sıkıntılı rüya görüyorsanız, böyle durumlarda bir uzman yardımı almak lazım. 3 gün üst üste. Çünkü böyle durumda kişi artık onu kendi çözemiyor demektir. 3 gün de kısaymış gibi geliyor yani, kulağa, değil mi? 3 gün üst üste, yani bazı kişiler stres yönetimini yapabiliyorlar. Mesela bu rüyayı neden görüldüm diyor, bir düşünüyor. Ben bugün işte şunu şunu yaşadım, bunu çözemedim. Çocuğumun okul sorunu vardı, o hallolmadı. İşimde şöyle bir terslik vardı, hallolmadı deyip onu halletmeyi başarırsa kendi kendine hallediyor. Ama 3 günden fazla olursa o kişi de yaşam biçimini değiştirmeye başlıyor ve o kişi artık açıyor demektir. Yani bu depresif ruh hali için de geçerli. Bir kimse depresif durumda olur bir gün, önemli değil. 2 gün, 3 gün üst üste böyle hayattan zevk almam, yaşamasam daha iyi, her şey boş, anlamsız, 3 gün üst üste derse, yani uzman yardım alması lazım. Eğer 15 gün
ve daha fazla sürüyorsa zaten depresyon tanısı alır kişide. Ben bu tür rüyaların tamamının yani beden atmosferiyle, beden uzayıyla ilgili olduğu kanaatindeyim. Yani o işte ilk baştan söylediğimiz adgas ve ahlama giriyor. Sadık rüya veya işte belki nefsin gayb ile teması veya Cenab-ı Hakk'ın ruha bildirmesi. Bunlar sanki başka bir kategoridir. Yani birinci derecede bunun da iki türü vardır. Birisi hakikaten hezeyanlaştırır insanı. Yani seni yanlışa götürür. Aa, ben bugün işte Tanrı'yla konuştum. Ben işte peygamber gördüm. Ben ölmüş miyim? Ben evet. Ölüyorum. Yani bu ciddi bir hezeyana götürür. İşte veyahut da mesela diyelim ki hakikaten şeyler görür. Yani kendi hayatıyla ilgili bir takım veriler alabilir. Bunu iyi tefrik etmek lazım. Mesela istihare duası şey yapılmıştır. İslam'da tavsiye edilmiştir. Yani ne derece doğrudur? Hadis-i şerifte "Mâ khâbe men istihâra" diye bir şey var. Kim istihare yaparsa işlerinde, bir işlerinin başlangıcında kim istihare yaparsa, yani istihare hayrı ummak. Bunu yaparsa işlerinde şeye çıkmaz. Yani bir kötü neticeyle karşılaşmaz. İstihare nedir? Bir konsantrasyona kendinizi zorluyorsunuz. İşte yatmadan önce bir takım şeyler vardır, ritüeller vardır. İşte iki rekat namaz kılacaksınız. Şunu 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 okuyacaksınız. Ve bu bir konsantrasyondur. Yani esasında namazda da o konsantrasyon var, ibadetin içinde de var. Kendinizi aşkın bir kudret ile, bir kuvvet ile karşı karşıya getiriyorsunuz ve diyorsunuz ki şöyle şöyle bir işim var. Bu benim hakkımda iyi midir, kötü müdür? Bana göster. Bir takım semboller görüyorsunuz. Sizin kültürünüzün içinde o sembollere göre, siyahtır, kırmızıdır, sizin verdiğiniz anlamlara göre bir şey oluyor. Şimdi normalde bu tür çok sıklıkla bazen insanlar geliş sipariş rüya veriyor. Benim adıma rüya gördüm. Diyorum ki ben senin adına nasıl senin rüyanı gördüm? Benim adıma rüya mı gördün? Evet. Ücretini veriyor mu? Yani, yok, var, yani mezarlıklarda Yasin üflemiş saçlar onun gibi bir şey bu yok, yani. Yok, tam öyle değil. Yani insanlar bak şimdi buraya varacak şekilde bunlar kötü kullanılıyor. Aslında şimdi İbn Haldun'da ilginç bir örnek var biliyorsunuz. O metinde de var. Şimdi İbn Haldun bu istihareye yatmayı kendisi deniyor. Öyle mi? Metinde var o, metinde var ben deniyor. Bu kaddimede kendisi ben anlatıyor. Ben şimdi ben yani rüyayı... Hatta bir şey okuyor. İsterseniz onu bana verirseniz ben hemen bulabilirim. Tamam. İbn Haldun'la ilgili, İbn Haldun'la ilgili bölümde var. Kendisi ilginç bir şekilde. Ben size kendi yargısını da sonra istihare ve rüya yatma. İnsanın uykudayken gördüğü düşlerin çoğu İbn Haldun mukaddimesinden bu. Gördüğü düşlerin çoğu insanın onu kastetmesi ve istemesiyle görülen şeyler değildir. Ruh arzu ettiği vakit bilmek istediği nesneleri uykusunda müşahede etmeye muktedir değildir. Riyazet kitaplarından Gayet el Hakim adlı kitapta ve başka eserlerde evrat ve zikir makulesinden bazı adlar anılmaktadır ki uykuya dalarken bu adlar okunduğu takdirde bu adların özellikleri sayesinde insan istediği hal ve işi rüyasında göreceği ve gaybi aleme yönelerek bilmek istediği hakikati bilebileceği söylenmektedir. İbn Haldun başaramamış evet, yani. Bunlar tabii devam ediyor İbn Haldun. Bu makuleden adları Halumiye adı vermişlerdir. Halumiye. Mesleme bin Ahmet Mecariti Kitabel Gaye adlı eserinde bu adlardan 5 tanesini almış ve bunları Hulametut Tıba adıyla anmıştır. Uykuya dalacak kimse dünya ile ilişkisinden sıyrılıp Tanrı'yı hülasla yani halis bir kalple yönelip bu adları okumakla meşgul olup murat ve maksadını kalbinden tutup maksadı neyse onu diliyle anarak uykuya dalar ise uykudayken bu maksadına erişir. Neyi bilmek için Tanrı'ya yönelmişse nesnenin gerçeği o kimseye belli olur demiştir. Ben kendim bunu sınadım diyor. Ama başaramadım. Yani şey... Peygamber Efendimiz'in bir şeyini ben rastladım. Rüyada şey oluyor. İlginç. İlginç bir rüya görüyor. Rüyada bir kişinin Azrail canını almaya geliyor. Tam diyor alacaktı diyor. Rüyamda gördüm diyor Hazreti Peygamber. Onun annesine babasına yaptığı iyilikler ona engel oldu. Azrail geri gitti diyor rivayet. Yani bu peygamberden nakledilen bir rüya. Yani şimdi... rüyada sanki diyelim... kader gibi olabilecek bir şey değişebileceğiyle ilgili toplumu yani Allah konuşmaz gibi bir şey söylendi ama aslında Allah başka normal insan mesela, gibi dedim ben. Şeyle insan gibi vahiyle ilhamla konuşur. Rüya da belki dildir. Konuştuğu yani, dillerden yani, birisidir. Ama asıl Allah'ın konuştuğu özellikle bu çağda olay diliyle konuşur. Evet. Olay zaten, diliyle. Yaşadığımız vakaları, olayları analiz ederek yani eğer Allah bana bir
işaret, bir mesaj varsa akıllı insan rüyayla Allah'tan mesaj almaya çalışmaz. Akıllı insan yaşadığı olayları inceler. Bu olay bana bir ikaz mı? Bana ne demek istiyor? Bu olay, yaşadığım olaylar, çocuğumun, annemin mesela bir defa öyle bir şey, intihar girişimi olan bir şey vardı. Yani eşiyle olan ilişkilerde çok ciddi problemi var. Yani devamlı hep eşini aşağılıyor, değersizleştiriyor. Eşiyle sonradan eşi bakıyor, bunu da yapamıyor, boşanmak gibi bir noktaya geliyor. Ve onun üzerine kadın kendi sebep olduğu durum nedeniyle depresyona giriyor. Depresyonun sebebi kendi sebebiyet vermiş. Sonuçlarını düşünerek depresyona giriyor, intihar ediyor. Sonra onunla böyle yani bir içgörü, farkındalık çalışmak istedim. Ya böyle hani senin bu davranışlar neden sebep oldu? Hayır, bana nazar değdi, onun için böyle oldu diyor. Bitti. Yani bütün şeye kapadı çünkü kendini. Kapattı ve kendini kapattı. Çünkü bir sorumluluk dediği zaman öz eleştiri yapacak, kendisiyle hesaplaşmaya girecek. Yani bu bunun için toplu insanları eğitmek lazım. Burada bu Hazreti Peygamber o rüyayla diyor ki, siz anneniz babanızla iyilik yaparsanız bu sizi Azrail'den bile koruyabilir diyor. Bu bir toplumu eğitme şeyidir. Yani iyi ve güzel şeylerin toplumda yaygınlaşması için peygamberin kullandığı bir dildir. Evet. Rüyayı, eğer rüyalar böyle bir insana olumlu mesajlar verecekse, diğer insanlara olumlu mesajlar verecekse, rüyaları böyle bu amaçta bir insan kullanabilir. Ama rüyayı egoyu tatmin için de kullanabilirsiniz. Başkasını etkilemek için kurabilirsiniz. Yani satanistlerin lideri mesela çok rüyaları çok iyi kullanan birisi. Nasıl kullanıyor? Yani, ve şeyleri de var. Yani bazı doğaüstü güçleri var. Bazı şeyleri öngörmüş, anlatıyor. Onun üzerine etrafındakiler ona inanmaya başlıyorlar. Trafik kazasına haber vermiş mesela. Hocam şey var. Yani onun üzerine şeytan diyor dostlarına vahyeder. Bu nasıl anlamadım? İşte öyle işte trafik kazalarını falan haber verdiği üzerine bu kişi doğaüstü, bu olağanüstü bir şey diyerek onun verdiği şeytana tapmayla ilgili mesajlar üzerine etrafında bir insan toplamış. Evet. Şimdi benim ya, işte bu öngörü asıl kaygılarıma geldi hocam aslında çok net bir biçimde. Çünkü bir defa kendimi ifade etmek için bir iki önermeyle ifade edeceğim yani cümlelerimi. Şimdi biz bir gerçeklik, bir hayal, bir de rüya gerçekliği içerisinde yaşadığımızı varsayalım felsefi açıdan. Üç gerçeklik tipinden varsayalım. Hayal dünyamız gerçeklikle bir şekilde bağlantılı. Yani görmediğimiz şeyleri hayal edemiyoruz. Tabii. Yani etsek bile gördüğümüz şeylerden izler taşıyor daha doğrusu. Doğru, bağlantılı. Bağlantılı bir şekilde. Mesela uzaylılar tasarladık değil mi? İnsandan çıktık, yamulttuk falan, bir şekilde öyle çıkarttık. Tasarladığımız şeylerde nesnel gerçekliği kullanıyoruz. Şimdi rüyalarda nesnel gerçeklik ne kadar kullanılıyor? Asıl sorunlardan bir tanesi bu sanırım felsefi açıdan bana göre. Burada kullanılan nesnel gerçekliğin türleri ne tür? Mesela Jung'a bakarsanız bunda toplumsal bilinçaltının da müthiş bir rolü var. Tabii. Toplumsal korkularımızın. Yine Platon ve o gelenekten gelen Freud gibi kimselere bakarsanız bunda bilinçaltı, öfke ve saldırganlık gibi yönlerimizin müthiş bir etkisi var. Fizyolojik araştırmalarıyla ünlü mesela davranışçı ekol içerisinde bakarsanız daha çok bu insan fizyolojisi, bedeni, hocam güzel bir şey söyledi. Bunlarla ilişkili bir süreç. Bir de bunun içerisinde bunlarla hiç ilişkisi olmadığını, olanlar olsa da hocamın ayırdığı gibi rüyada aslında bir şekilde hakikate açılan bir kapı olduğunu ve bu kapıda sizin nesnel gerçeklik diye dediğiniz hayali gerçeklik ve hatta rüyasal gerçeklik diye nitelendirdiğimiz o gerçekliği de aşan İslam kültüründeki deyişle levh-i mahfuzda yazılı olan hakikatleri kimi insanların görüp oradan beyinlerine nakşettiği, yansıdığı, kalplerine yansıdığı fikrinin var olduğunu görüyorsunuz. Evet. Bu fikir, şu son dediğim fikir aslında işin en tipik şeylerinden bir tanesi. Ben şunu gözlemliyorum. Kimi parapsikolojik fenomenlerin farkındayım. Kişi olarak. Hepimiz farkındayız. Mesela telepatinin farkındayız. Telekinezi ile ilgili çok sık olmasa da bazı şeyler biliyoruz. Bazı şeyler biliyoruz. Hı-hı. Tabii ya, bazı şeylerin farkındayız. İnsan yaşantısında demin söylediğim gibi bizim de hayatımızda bir takım bu tür anlamlandırmakta sıkıntı çektiğimiz, nesnel gerçeklikle ilişkisini birebir kurmakta zorlandığımız bir sürü şeyler var. Şimdi bunlar bireysel şeyler. Tabii beşinci bir disiplin olarak bireysel şeyleri araştırmak da müthiş bir şey.
Buna kesinlikle katılıyorum ve Batı'da bu tür biliyorsunuz insanlar üzerinde yapılan çalışmalar var. Zaten insan beyni dediğimiz şey, benim asıl ilgimi çeken de o. İnsan beyni dediğiniz şey muazzam bir şey dediğiniz gibi. Ve bunun arkasında müthiş bir evrimsel süreç yatıyor. Bu evrimsel süreç, şunu da mesela soru olarak sorulabilir bir şey. Mesela uyku sürekli, rüyalar sürekli hareketli. Rüyada çoğu kez insan kendisini savunma içerisinde hissediyor ve zarar göreceğini hissettiği an sıçrayarak uyanıyor. Ve dediği gibi karanlıkta uyuyabiliyoruz. Işık olduğunda tedirgin oluyoruz ve biz uyanıyoruz kendi içinden. Şey ne i̇şte acaba? Sorduğum soru şu. Şimdi bizim hep uygar bir toplumda yaşamadık biz. Yani atlı göçebe topluluklarda yaşadık, çadırda yaşadık. Daha geri süreçlerimiz var. Buradan gelen, korkulu tabii, mağarada yaşadık. Buradan gelen belki bizim savunma mekanizmalarımızla net ölçüde bağı var. Sorulması gereken, araştırılması gereken bir şey diye düşünüyorum. Mesela hepimiz o düşerken kendimizi görmüşüzdür. O nedir? Evet, tabii. Ya şimdi burada şey var. Rüyada genetik genetik olarak şimdi bir iki türlü genetik eğilim var. Biri genlerimizde olan, bütün insanların genlerinde olan ortak bir eğilim var, evrensel olan. Evrensel olan vardır. Yani onun dışında ayrıca kişinin kültürler birkaç nesil devam edebilecek gende gen polimorfizmi denilen polimorfizm yapıyor. Yani normalde öğrendiğimiz bilgi Einstein çocuğuna aktarılmamıştır o bilgi. Evet. Fakat bazı davranış kalıpları çocuklarda devam ediyor ama bir ve iki kuşak devam ettiği gösterilmiş. Yani genlerde bir değişiklik oluyor proteinler şeklinde. O proteinler çocuklara aktarılıyor. Eğer çocuklar onu beslemezlerse, yeni protein onunla ilgili beyinlerini ürettirmezlerse o bilgiler yok oluyor. Bilgiler yok oluyor. Şimdi bu genlerden gelen, genlere kaydedilmiş bilgiler kültürlerle desteklenirse devam ediyor ve insandaki şu andaki insanın geldiği birikimler oluşuyor. Hatta bununla ilgili bir İkinci Dünya Savaşı'nda ormanda kaybolmuş çocuklar var. Vahşi çocuk olgusu diye literatüre geçmiş. O vahşi çocuklar buluyorlar. Hangi hayvanın yanındaysa o hayvan gibi yemek yiyor, o hayvan gibi koşuyor, o hayvan gibi yani iki ayak üzerinde durmayı bile başaramıyor. Ya yani bunların yani insan bunları sonradan öğrendiği tarzındaki görüş destekleniyor. Evet, yani sosyal öğrenme tabii, insanda tabii, genlerden gelen öğrenmeden daha fazla insanı etkiliyor. Yani rüyalarda bu nedenle kültürlerin çok şeyi var. Kültürlerin çok etkisi var. Yani şeyle bakarsınız böyle reenkarnasyonun çok olduğu toplum o bölgede hep çoktur. Mesela bizim Hatay bölgesinde çoktur. Orada buna inanan kişiler çok fazla var. Biri ölür hemen benim çocuğu doğmuştur. Onun ruhu benim çocuğuma geçti diyebilir. Öyle inanıyor. Yani, öyle inanıyor ve ondan sonra onlar öyle kültür hatta ismini aktarıyor. Öyle verebilir. Çok yani şunu söyleyeyim. İnsan davranışları kültür tarafından o kadar koşullanmış ki biz bir de tarihsel bir varlığız. İkincisi kültür içerisinde yaşayan bir varlığız. Üçüncüsü o tarihsel varlığımızı genler aracılığıyla zaten ne yapıyoruz? Getiriyoruz. İşte ben geldiğim yerde şunu söylemeye çalışıyorum. Varsayalım İslam kültüründe yapılmış bir ayrım var. Mesela İbn Haldun'da da var, diğerlerinde de var. Rüyayı, tanrısal rüya, meleki rüya ve şeytani rüya. Değil mi? Bu ayrımlar var. Şimdi sorun oluşturan ne biliyor musunuz? Bana göre. Ben bir felsefeci olduğum için şunu soruyorum doğal olarak. Hangi rüyaya şeytani, hangi rüyaya meleki, hangi rüyaya da tanrısal diyeceğiz? Elimizde bir kıstas, hani halkımızın anlayacağı deyişle. Aha metre bu. Bu metreye koyduğumda şu rüya şeytani, şu rüya şu. Tamam, çok güzel bir soru. Bu soruyu alıyorum, yönlendiriyorum. Evet, acaba hangi soruya meleki, hangisi elimizde ne ölçüt var? Nesne ölçü yok. Nesne işte o soru. Elimizde nesne ölçü yok. Yani sosyal içinde bulunduğumuz sosyal ortamın veya kültürün bir kabulleri şey, var. Evet, tamam. Kabulleri var. Başka türlü yani şimdi mesela diyelim ki Firavun'un gördüğü rüya çok da mantıklı bir rüya değil. Yani nasıl izah edecek ki? Rüya zaten mantıklı. Ona tanı koyan ve onu biçimlendiren Hazreti Yusuf'un kendisi. Evet, bunu bak bununla ilgili Abdülkadir Geylani çölde giderken bir ses duyuyor. Ey Gavs diyor sen ermişsin artık. Senin ibadete ihtiyacın yok diyor ses. Onun üzerine o Abdülkadir Geylani diyor ki sen şeytansın diyor. Nereden anladın diyor? Senin dediğin kitapta yok ki diyor. Kur'an'da yok ki diyor.
Evet. Şimdi yani tabii, burada işte bak ölçü o işte. Evet. Ölçü bir şey var. Daha var mesela. Diyelim ki. İşte o da yine kültürel bir ölçü. Yani evet, dediğim gibi İslami şey, bir ölçü. Ölçü. Yani dedi, mesela şimdi ona bakarsanız demin söylediğim örneği ısrarla yine söyleyeceğim. Oğlunu kurban etme rüyayla. Bu bir her kültürün cevaz verebileceği tabii türden bir şey değil. Hiçbir kültürün cevaz vereceği bir şey değil. Şimdi elbette, onu söylüyorum. Şimdi öyle şeyler, sizin demin verdiğiniz örnek. Hangisi? İşte eşini birisiyle rüyasında görmüş. Ha, aldattığını görüyor, aldattığını bıçaklıyor, görüp bıçaklıyor. Bu aslında gerçeklikle işte orada asıl hastalık orada başlıyor, evet, can biliyor. Evet. Gerçeklikle rüya gerçekliği ya da diğer gerçekliği birbirine karıştırmak için yaşadığımız ontolojik gerçeklikle. Hı. İşte burada benim dikkatlerimi çekmek istediğim şey şu. Birisine uzmanlar elbette ki ben rüya bir şeye işaret eder. Neye işaret eder? Hocamın rüyası hocama işaret eder. Bu kesin, bunu artık biliyorum. Ama benim gördüğüm rüyanın daha ötede bir şeye işaret ettiğini iddia etmem, edebilirim. Satanistlerin liderinin iddia ettiği gibi. Bir tasavvuf tarikat Şiit liderinin iddia ettiği gibi. O da yapabilir aynı şeyi. Sıradan biri de yapar. Sıradan biri de yapar. Hatta size bir şey söyleyeyim. Ama sıradan halkını, biri de öyle halkını, ya da böyle çıkabilir. Halkını, yani bu gelenekte var. Halkını inan, bu ermişlik, ermişlikle ya, ilgili değil. Değil bu, işte onu söylüyorum. Bu bir şey, o kişiye verilmiş parapsikolojik, o kişide var olan parapsikolojik bir özelliktir. Bazı kişilerde mesela diyelim Süleymanoğlu şey ya, o halterci bizim meşhur. Naim Süleymanoğlu'nun omurgasının kalınlığı şey, vücuduna göre çok kalınmış. Hı-hı. Omurga. Onu Bulgaristan'da birisi çok önceden keşfediyor onu. Onun üzerine eğitiyor ve dünyada en büyük halterci olmasını sağlıyor. Ama onun bir üstünlüğü var. Soprano meşhur, İtalyan soprano. Pavarotti. Pavarotti'nin de boğaz yapısı aynı şekilde çok özel. Ama 100 milyon kişide çıkabilecek bir özellik o. Tamam. Onda çıkmış. Şimdi bazı kişilerde de böyle 100 bin kişide parapsikolojik özellikler var. Ya yani sezgisel yani, algılamalar var. Mesela düşünce gücüyle çatalı eritiyor böyle. Mesela, böyle şey var. Şimdi şu anda bilimsel olarak bunun nasıl olduğu, beyindeki hangi bir enerji bandında nasıl bir değişiklik olduğu ölçülmeye çalışılıyor. Öyle olursa bilimsel olarak bunu yapıp tedavide vesaire kullanacaklar. Ama evet, o kişide o sıra dışı bir özellik olarak var. Bu özellik onda olduğu zaman bunu hemen metafizik bir yorumla ben ermişim, ben işte dünyayı güzel bir dem. Halbuki o kişide ya, bazı kişilerde, yüz binde bir kişilerde, evet, yani genetik olarak bu özellikler bazı kişilerde oluşabiliyor, var. Şimdi belli bir oranda. Ve istidaç ve keramet diye iki şey birbirinden ayrılır. Keramet bir, yani bir hal ve şartta sizin elinizde olmadan bir şeyin sizden sudur etmesidir. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Yeteneğinizde de bağlı değildir. Bir de istidraç diye bir tanımlama yapılmıştır. Bir insanın uzun süre bir meselede kendisini eğiterek onu her daim yapabilmesi. Mesela bir Hint fakiri ipi atıyor havaya. İp havada duruyor, orada tırmanıyor. Veya oturuyor ateşte kendisini sıcak tutabiliyor. Yani insanın bir bedenin potansiyelleri. Ben şöyle diyorum, belki yanılıyorsam ben düzeltim. Teorik olarak her insanda bir peygamber potansiyeli vardır. Yani bir peygamberin değişik mucizeler gösterir. Her insan potansiyel bir peygamber donanımındadır. Ama bunları işleyemez. Bunları açığa çıkaramaz. Bu bir gerçeklik. Ama yani neden onda bir herkeste var olduğu halde bunda çıkmadı da onda çıktı? Bu bir veridir işte bu. Yani bu insanın kendi çabasıyla olabilecek bir şey değildir. Şimdi kerameti ve istidracı aynı kategoriye koyduğumuz zaman, mesela Hazreti Abdülkadir Geylani, evet, bir enteresan hikaye. Adam bir tanesi, yani rüya bahsi olduğu için söylüyorum, adam birisi bir rüya görüyor. Gidiyor da dönemin meşhur tabircisine, diyor ki ben şöyle 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 bir rüya gördüm. Rüya çok tipik, sembolik, korku içeren ve gitmemesini telkin eden bir rüya. O tabirci diyor ki sen bu şeye gitme. Bu kervan, yani bezirgan adam, bir tüccar, büyük kervanı var. İşte Bağdat ile Hindistan arasında ticaret yapıyor. Diyor ki ben gitmek zorundayım, gitmezsem iflas ettim. Ben yani nesnel olarak gerek, ben gitmeliyim diyor. Bu tabii konuşuyor, tartışıyor, diyor ki gitme. İçine de korkular salıyor. Yani çünkü dediğiniz gibi eğer doğru sizi yönlendirmediğiniz zaman o rüya olması gerekenden daha fazla sizi etkilemeye ve korkutmaya başlar.
çıkar. Ve işte Abdülkadir Geylani'nin kerametleri içinde anlatılan bir şeydir. Kısa bu. Belki gerçekten de yaşanmamıştır, bilmiyorum. Ama bu bir şey. Yani. Sufi gelenekte evet. Çok var bu. Evet. Menkıbe denilir. Menkıbe. Evet, menkıbe denilir. Sonra Abdülkadir Geylani ile karşılaşıyor. Abdülkadir Geylani diyor ki korkma git. Çok ilginç. Şimdi o sizin söylediğiniz kader değiştirme şeyi. Korkma git. Fakat bir şart var diyor. Yarım konak kala oraya. Senin rüyayı gördüğünü zannettiğin yere. Yarım konak kala kal. Geceyi orada geçir. Sonra kalk devam et diyor. Bu şey olmayacaktır diyor. Bu vatandaş bunu yapıyor. Kalkıyor gidiyor. Rüyanın yani baskına eşkıyanın basıp kendisini de öldürdükleri, bütün malını mülkünü aldıkları rüyasını gördüğü konak yerine ulaşmadan duruyor. Diyor ki biz bugün buradan gitmeyeceğiz. Ya işte daha vakit var, işte müsaitiz, gidelim. Hayır diyor, burada kalacağız diyor ve orada kalıyor. Orada kalıyorlar. O gece benzer yine baskın yemiş bir rüya görüyor ve fırlıyor rüyasında. Bakıyor ki gece ve şey yok. Sonra geçip gidiyor ve geliyor. Büyük de bir servet ediniyor. Geliyor ve doğrudan şeye gidiyor. O ilk tabirciye. Diyor ki sen bana gitme dedin. Fakat ben diyor filanla karşılaştım. O da bana git dedi diyor. Ve ben gittim ve geldim. Ve çok şöyle yaptım. Sonra diyor ki çok ilginç bir şey söylüyor. Hayali hakikate, hakikati hayale dönüştüren birisiyle karşılaşmışsın diyor. Tabii bunu Abdülkadir Geylani'nin kerametine veriyorlar ama esasında dikkatli bakıldığı zaman adam sadece şunu yaptı. Onun içindeki kategorileri değiştirdi. Korkusunu ondan aldı. Korkusunu aldı. O korku da, o korkuyu almasıyla da o düş kendisinden gerçekleşmedi. Aksi takdirde o korkuyla gitseydi belki de o düş başına gelecekti. Çünkü sudur korktuğum tabiri vardır. Korktuğum başıma geldi. Evet, sudur tabiri vardır. Yani mesela İslam felsefesinde sudur veya İslam kelamında sudur nedir? İnsandan, yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bir tanesidir. Allah bir şeyi yaratmayı murad ettiğinde o kendiliğinden sudur eder. İmam Gazali bunu insanda da var olduğunu söyler ve der ki mesela bir tahta parçasının üstünde yere koyduğunuz zaman bu bir tahta parçasını isteyen o parça o tahta üzerinde yürüyebilir. Yerde çünkü. Yerde bir tahta parçası. Herkes yürüyebilir. İhtiyar da yürüyebilir. İnsan da normal insan da yürüyebilir. Ama bu 20 santim enindeki tahta parçasını 3 metre boşlukta tuttuğunuz zaman ancak cambaz üstünde yürür. Neden? Çünkü ben düşerim korkusu fiile dönüşür diyor. Dolayısıyla rüyanın içindeki o aritmatiği doğru çözmediğiniz zaman veyahut da bunu doğrudan realin kendisiymiş gibi algıladığınız zaman sizin başınıza bin türlü iş getirir. Anlatabildim mi? Yani esas bu, bunlar çok mühim. Mesela birisi bana diyor ki ben rüyada gördüm Allah bana seslendi. Ben de ona şu soruyu sordum. Hangi taraftan seslendi? Dedi ki şu taraftan sesledi. O zaman bu Allah değildir. Çünkü Allah'ın tarafı ve yönü yoktur. Anlatabildim mi? Şimdi bu bir bilgi. Allah'ın tarafı ve yönü olmaz. Bir taraftan gelen bir ses senin kendi uydurmandır. Ama dört bir taraftan ve her bir yönden veya bir his olarak. Şimdi mesela dedi ki konuşmaz Allah. Tabii, evet konuşmaz. Öyle ama senin mekanizmalarını kullanarak seninle konuşmuş. Öyle bir evrensel gibi. Şeyden konuşuyoruz ki aslında. Ya, bu kadar yaygın ki hit mistiklerin de yaygın demeyiz. Bir Sümerlilerde var, Grek kültüründe var, İslam kültüründe var. 1590'larda şey yasaklıyor kilise biliyorsunuz şeyi. Şeytani ve tanrısal diye rüyayı ikiye ayırıyor. Ve rüyalar üzerine yapılan spekülasyonların bütün kısmını yasaklıyor. Yasak koyuyor. Yani ne yapacaksın? Üzerine konuşmayacaksın. Konuşturmayı diyor. Yasaklıyor. Evet konuşmayı yasaklıyor. Şimdi şu önemli diye düşünüyorum burada. Bizde aslında şöyle bir eğilimimiz var kültür olarak. Doğu toplumlarında bu daha fazla var. Ben Doğu düşünce tarihi çalışıyorum. Batı düşünce tarihi çalışıyorum karşılıklı. Bizde kolaycı bir yöntem var. Kolaycı bir yöntem. Biraz kolaycı bir yöntem var. Yani böyle bir bellek tembelliği var. Mesela açıklayamadığımız bir şey ya da gizemli bir şey gördüğümüzde onu hemen bir metafizik tarafa bırakıyoruz. Bu bizim için mucizevi ve harikulade bir şey haline geliyor ve onu araştırmamaya başlıyoruz bir süre. Çünkü çok ilginç bir şey vardır. İnançların beslendiği, inançlarımızın beslendiği genel anlamda. Yani derken hocam zaten inançla ilgili yazmış psikolojik olarak. Bilinemezcilikten müthiş bir beslenme söz konusu inançlarda. İkinci inançların beslendiği bir yer var gizem kültleri. Gizem. Bir şeyi ne kadar gizemli ve sırlı hale getirirseniz o kadar şeydir. Ben
Şöyle düşünüyorum hep, her defasında. Ama siz de çok uzak kalmışsınız gibi yok. Geliyor bana. Ben, yani, niye uzak tamam, kalayım? Tamam, doğru söylüyorsunuz. Tamamen bunun niye içinde yoğrulmak. Şöyle söylüyorum. İnsanı, yok. Tamam o da bir uç nokta, ekstrem yok. Olabilir ama siz de bence öbür uçtasınız. Yok, yok. Mesela diyelim ki ben peki, bir yok. Falcıya gittim. 10 kere, 100 kere kehaneti buldu, 2 tanesi tuttu. Şimdi ne diyeceğim? Kehanette gerçeklik var mı diyeceğim? Yoksa hala insanlara şöyle mi diyeceğim? Siz falan rasyonel mi? Düşünmeye çalışın. Doğrudur. Rasyonel gerçeklik üzerinde durun. Rüyaların sizinle ilgili bir şey söylediğinizi unutun. Gidin Nevzat Hocama, Nevzat Hocama anlatın. Anlatabildim mi? Eğer travmatik bir durum yaşıyorsanız size yardım etsin. Siz... Bir de şey var yani bazen benim eşimde de oluyor. Bir rüya görüyor, gördüğü rüyayı anlatıyor. O gün... İki gün artık onun etkisindesiniz. Yani ben öyle insanların yani insanların ya insan, böyle, ama bir şey söyleyeyim. Yani ne olacak, bir öğrenilmiş bir şey değil mi hocam? Nevzat Hocam öğrenilmiş bir şey değil mi bu? Bir dakika bir öğrenilmiş tanesi bir sizi şey. Çok mutsuz edebilir. Öğrenilmiş ya bu da şey. Çok insani veya bir gördüğünüz mesela rüyanızda ooo böyle dereler işte şırıl şırıl kuşlar cıvıl cıvıl neyse işte uyduruyorum. Yani bundan mutluluk duymak da bence ertesi çok insani bir şey. Ertesi gün düşünebilirsiniz. Rüyalar ters çıkar deniliyor. Bir de öyle bir şey var biliyorsunuz kültürümüzde. Şimdi onunla acaba yeşil kötüler yeşil şeyler öyle. Gördüm. Yalnız az önce inancı ve kehaneti falcılıkla da aynı kefeye koydu. Yo. Şunu söyledim yani inanma psikolojisi. Ben her türlü şimdi, inanmayı inanç kavramı inanç kavramı neden inanırız sorusu vardı. Şu masanın üzerinde kitap var diye inanmıyoruz. Bunun olduğunu burada biliyoruz. Görünüyor ama bu kitabın ötesinde ne var sorusunu sorduğumuzda, daha ötelerde ne var yani, sorusunu sorduğumuzda iş değişiyor. Ben sizin ortaya koyduğunuz argümanı desteklerim. Yok, hani ben inanmanın psikolojisini anlamak isterim. Tamam, yok, onu şu yanlış anlaşılmasın. Yok, elbette yok, bilimsel yok. Yaklaşalım. Tabii, elbette tabii, bilim tabii. Hepimizi çok ileriye götürecek vesaire. Hayır, ben vesaire bilimin ama, her şeyi çözdüğüne de inanmıyorum. Böyle bir iddiam ama, da yok. Yani ben o gelenek, işte kadim bilgiler, inanç bunlar beni mutlu ediyor. Güzel bir şey ben bir şey anlatabiliyor muyum? Yani, insanlardan evrenin sırlarını beş duyuyla çözemeyiz. Mümkün zaten. Değil. Kesinlikle. Onun için akıl olmak böyle yani kadim bilgiye ihtiyacımız var. Spekülasyona ihtiyacımız var. İnanç sistemlerine ihtiyacımız var. Ben de tersinden evet. Çakayım. Gerçekten bilimsellik çizgisini hep gözetmediğimiz takdirde İnsan hezeyanı hakikat zannedebiliyor. Doğru. Yani onu iyi tutturmak bunu lazım. Bunu iyi tutturmak lazım. Ama o dengeyi güzel tutturmak lazım evet, değil mi? O dengeyi iyi tutturmak şimdi bir lazım. Şey söyleyeyim. Bu arada siz sürekli Nevzat Bey atıfta bulundunuz hocam da en son Bediüzzaman üzerine değil mi? Evet. Çok güzel bir kitap kalemi aldım. Yazabilir. Aldı. Ben böyle bir iddiam yok. Yani şunu da söylüyorum. Herkesin üzerinde durulabilir. Türk düşünce tarihinin yetiştirdiği herkes tartışılabilir. Tartışılmalıdır da akademik düzlemde bunun Bediüzzaman şeyi akılla şeyi birleştirmiştir inancı. Evet siz de Bediüzzaman üzerine çalışmıştınız değil mi şimdi? Ben, yanlış olmasın. Çalışmadım. Ya ben ama okudum. Ama sanki şimdi, Urfa'da mıydınız? Ben bir sempozyuma gitmiştim. Ha ben Risale-i Nur'u iyi okudum. Yani birçok okudum diğerden daha iyi okudum kültür. Diyebilirim. Bediüzzaman gerçekten yani en az Hasan kardeşimiz kadar akılcıdır. Hatta açık şunu söylüyor. Benim aklımın ulaşmadığı yeri kalbim varmışsa, aklımı ulaştırmamışsam anlatmadım onu diyor. Hı. Bu kadar yani aklın üzerinde duruyor. Bu çok mühim bir mesele. Çünkü eğer aklın terazisini bir kere elimizden kaçırırsak nerede duracağımız belli değildir. Ben şöyle diyorum. Bir mesele var. Aklın alabildiği. Bu haktır. Yani bilim bir şeyi ispat etmişse bu gerçekten nasın öncesinde gelir. Bu hakikattir. Ama bilim sondur dediğiniz takdirde zaten bilim kendisini nakzede ede. Kendisini yanılta gidip devam eder. Bugün böyle diyor, yarın öyle diyor. Bundan 20 sene, 50 sene önce Freud şu meselelerde kesinlikle tartışılmazdı. Ama bugün birçok alanda ters yüz edildi. Darwin keza öyle. Hatta Einstein yani bu relativiyet teorisi bile bugün tartışılıyor. Çünkü yani bu kuantum fiziği ortaya çıktıktan sonra onun da eksikliği olduğu ortaya çıktı. Yarın kuantum fiziği şey yapılacak. Şöyle yani kuantum fiziği şüpheyle yaklaşılacak. Ama tabii abi. Her daim kalbin mutmain edileceği bir alanda muhafaza etmek lazım. İnsan dört unsurdan ibaret diyoruz. Hava, toprak, su, şu. Ama sadece bundan da ibaret değil. Bedenimiz ondan itibaren. Hem alemi misalden bizim bir parçamız var. Mesela ruh için Cenab-ı Hak diyor ki o emir alemindendir. Emir yani bildiğimiz emir değil, iş.
Yani Allah'a ait bir sır. Ona size çok şey verilmedi, ruha dair çok şey verilmedi diyor. Az bir şey verildi. Şimdi bizim ruhumuz, bedenimiz, bunların her birisi ayrı ayrı fenomenler ve her birisinin kendine göre kanunları ve usulleri vardır. Ama biz yani her iki hocamın da söylediği gibi bu metafiziği veya aklımızın basmadığı bir şeyi, gördüğümüz bir hayali getirip bu hakikatin kendisidir dersek bu hakikaten hayatı çekilmez kılar. O yüzden mümkün mertebe sürekli akıl ile tartmakta yarar var. Bu rüyayı da akılla ile tartmak derken rüya mesela bilim kurgu tadında rüyalar var. Yani bakıyorsunuz rüyayı, evet. Rüyayı birçok o şeyler Alfred Hitchcock falan aslında rüyalardan hareketle yazmış birçok şeyi, romanını. Hı hı. Yani bilim kurgu tadında rüyalar var. Bu rüyalar bilime de destek olmuş. Mesela şeyin benzen halkası var. Kimyada devrim yapan, inorganik kimyayı organik kimyaya çeviren buluştur o. Benzen halkasını bulan kimse günlerce bu inorganik maddeler, işte karbon, oksijen, hidrojen, azot, bu nasıl oluyor da bir et haline geliyor, protein haline geliyor bunlar? Yani bu nasıl oluyor diye bunu düşünürken gece rüyasında iki yılan görüyor, böyle birbirine sarılmış. Yılanın tavrını görünce bu benzen halkası diyor. Ya bunlar, bu inorganik maddeler böyle dizilirse ancak protein olur diyor. Karbonhidrat olur diyerek organik maddeyi buluyor. Rüyada buluyor bunu. Yani şimdi rüyalar bu nedenle de böyle şeyle bilimin menzilinde olmayan şeyler değil. Yani bilimsel söyle, olarak bunu analiz edeceğiz. Doğrulananlar kabul edeceğiz. Doğrulmayanları da yanlış demeyeceğiz. Eğer doğrulmayanlar yanlış dersek, dersek o zaman bilimi kutsallaştırmış aslında, oluruz. Aslında yani hocam, yeni bir din bilim dini oluşturmuş aslında oluruz. Aslında hocam güzel bir şey dedi. Bu sağlıklı olmaz. Tabii aslında hocam güzel bir şey diyor. Bilimde bir buluş bağlamı vardır. Burada hayal gücü, rüyalar, içinde doğduğunuz kültürü size esinledikleri hepsi önemlidir. Ama bilim o değildir. Bilim sonuçta da doğrulamaktır ya da yanlışlamaktır ortaya koyduğunuz şeyleri. Şimdi bilim adamı, ben diyorsunuz klasik kültürden uzak durun, size iki de bir göstereyim. Ben Gaza. Yani Gaza ile ilgili İslam dünyasının en kritik isimlerinden birisidir bu. Evet. Benim üzerinde çok fazla çalıştığım kimselerden de birisi. İslam kültürüyle ilgili hassasiyetim şuradan kaynaklanıyor, yine söyleyeyim. Yani kendi içimden. Bunlar elbette hep akademik düzeyde tartışılsın. Biz İslam kültüründe 12-13. Yüzyıldan beri rasyonel düşünceyle rasyonel düşüncenin yeniden filizlenmesi için çaba veriyoruz. Bugün de öyle, modern Türkiye'de böyle. Modern Türkiye üniversiteleri bir rasyonel dünya kurmaya çalıştı. Bunları kısa sürede boğmamalıyız. Hele bunu bir de bir de din adına falan yaparsak var ya, yanlık demektir. Yani biz emperyalistlerimiz kuşatmasından zaten kurtulamıyoruz yaşadığımız bölgede. Bırakın Türk insanı hekimine gitsin, Türk insanı psikiyatriste gitsin, psikoloğa gitsin, Türk insanı işte laboratuvarlara gitsin, Türk insanı çalışsın, rüyayı anlasın. Mesela dediğim gibi rüya ifadeleri, bilinç ifadeleri, rüya gördüğümüz rüyaların kültürle, benliğimizle ilişkileri, işte dediğin gibi eğer varsa bir takım gelecekle ilgili sana verdiği şey ya da sizin. Ve hep şunu söylüyorum, niye hocamın verdiği örneklerde hep batılılara rüyalar şey veriyor, esin veriyor, bir hipotez ortaya atıyor ya da bir teori ortaya atıyor. Kafasında çalışıyor, kafası onun üzerinde. Hani şey vardır ya bizim kültürde. Onu düşünerek yatmış. Onu düşünerek yani. Yapmış. Newton'un şeyine benziyor bu şeyle ilgili. Kafasına elma düşüyor. İşte nedir? İşte efendim çekim yasasını çağrıştırıyor diyorlar. Nasrettin Hoca'nın da bir gün kafasına elma düşmüş. Ağaçtan. Hocam peki şunu söyleyeyim, komik bir şey bu çünkü ben bunu sınavlarda da sordum çocuklara. Kültür sizi nasıl düşündürtüyor? Anlatmak istediğim o. Nasrettin Hoca'nın gözü karşıdaki kabağa ilişiyor. Allah'ım diyor, sana şükürler olsun diyor. Eğer o kabağı diyor ağaçta yaratsaydın halim nice olurdu diyor. Şimdi bak, olaya bakışlarımız önemli. Yani kafamızın içerisinde hocam baştan beri hep konuşurken nedensel süreçlerle konuşuyor. Yani ama tabii bu mesela Newton örneği çok espri için söyledim. Bizim aklımızda şöyle bir şey yok mu yani? Türk madem kültürün bilinçaltından söz ediyoruz. Hemen kısa sürede kutsallaştırma, kısa sürede gizem yükleme ve kısa sürede bir bunlardan yola çıkarak öne geçme, vakınızda bir işte tırnak içinde Nietzsche'ci deyişle sürü oluşturma.
İşte bunlara dikkat etmek lazım. Yani biz Türk toplumunu, sizin çok büyük görevinizin olduğunu düşünüyorum. Hocamın, benim, hepinizin. Biz de hepimiz mesela şunu konuşabiliriz. Ne olacak? Mesela öyle şeyler anlatabiliriz ki bireysel deneyimlerimizde. Tek tek yaşadığımız öyle deneyimler vardır ki herkese dudak uçurtabilir. Ne? Ya, o yani ya herkes... Ya özel yaşadığınız şeyler. Bunları ama... Bunları toplumsal gerçeklik ya da herkesin kabul ama etmesi şey gereken gerçeklik yani, sunmamak. Netice itibariyle bizim şimdi karşımızda minicik çocuklar yok. Yani hele bu saatte hiç yok. Bu saatte hiç yok. Biz ayrıca yani, kişisel deneyimimizi anlatsak da şimdi insanların yeterince kafası çalışıyor bunun bir ben şunu anlayabiliyorum. Bireysel hikaye tabii, olduğunu tabii. Çözebilirler. Başlangıçta gözlemci evet. devam eden evet. İslam kültürü evet. 1200'lerde ne oldu da evet. Ben yani mesela ütopik hale geldi. Ben mesela medreselerin hayat hikayesine bakıyorsunuz. Medreselerde hayatla hiç ilintisi olmayan bir dersler okutulmuş. Belli bir noktadan sonra alet ilmi dediğimiz işte. Yani bu gözleme dayanı bilgiler. İstilalar meydana gelmiş. Çok anlaşılır bir şey aslında. İstilalar meydana geliyor, ondan sonra kütüphaneler yakılıyor, beşeri hafıza orada kesintiye uğruyor. İşte İslam dini yanlış yorumlanıyor. Doğrudur. Bunun bence çok önemli. Siz bugün İslam dinini mesela klasik kültürü bu kadar basit bir biçimde yanlış yorumluyor diye nasıl bu? Kim? Mesela bunlar çok Yaşar Nuriler falan yapıyorlar. Yani onlar hakikati biliyor da atalarımız hakikati bilmiyor mu? Şimdi ben atalarımızı biraz savunayım. Yani, anlamadım. Yani şöyle siz söyleyeyim. Siz herhalde Mehmet Ali Bulut'un sorusu yok, mu yanlış yok, anlaşıldı? Yok onu demedim. Yok, hayır, yani başka bilimin şey, ışığı yok, İslam'da parlarken bir şey, neden bir noktadan bir sonra geri kalmış oldunuz mi? Evet. Ha ben de buna istinaden cevap verdim yok, size. Yok. Dikkat ederseniz. Ben şuna öyle bir yaygın kanı ki sizin bilincinize de hepimizin bilinçaltına oturttular. Siz düzelttiniz. Geleneğimiz, gelenek İslam'ı yanlış anladı. Biz de bu yüzden perişan olduk. 1400 yıldır İslam'ı millet yanlış anladı atalarımız. Ama ilk önce ne dedim? İstilalardan bahsettik burada değil mi? Ondan sonra bilim adamlarının, bilim insanlarının öldürülmesinden bahsettik. Travmalar yaşandı. Abi biz sürü yaşamış olduk. Yaşamlardan kopmasından tabii, bahsettik. Tabii. Ama... Kütüphanelerin yakılmasından bahsettik. Tabii, neden elkindi? Bir tane elkindi yetişmiyor. İslam yanlış anlamıyor. Yani. Evet. Ben burada 5 unsur saydım, siz 5.'ye takıldınız. Demek ki biraz sizde... Var. Böyle kalıplar sizde. Bence var. Koca öyle tolalı Allah. Evet. Yani ama buna lazım. Bak, lazım olmasa niye çağırmasam beni? Yani gerçekten İslam dünyasının bugün gerçekten akılcılığa ihtiyacı var. Var öncelikle. akılcı yaklaşıma ihtiyacı var. Ya bir şey var. Söyleyeceğim. Lazım olmasa ya da işte biz kıymet vermesek Hasan Bey'i çağırır mıyız? Muhakkak. Biri bize gidin Hasan Bey'i çağırır mı dedi. Gizemli Sorular diye bir kitabım var. Ve bu içtihadi meseleleri de alıyor ama hepsini makulleştirmeye çalışıyorum. Şimdi, çünkü bugün hakikaten İslam dünyasının yeniden aklın ışığına ihtiyacı var. Eğer dini bilgileri yani dinin telkinlerini bütün reddederseniz bir insan septik ve şüpheci oluyor. Tanrı'ya dair de tehlikeye düşüyor. Ama siz aklın ilimlerini çektiğinizde de bu sefer yani eşyaya dair bilgiyi kaybediyor. Eşyaya dair bilgiyi kaybettiği an zaten gerilemeye başlıyor. Sorunlardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Her türlü bilgiyi Kur'an okur gibi okumak. Bunlar ne kastettiğimi aslında benim öğrencilerime ben sık sık söylerim. Kur'an okurken biz düşünmeden sadece ezberler tekrar ederiz. Yani kültürümüz açısından söylüyorum. Yani böyledir bu. Sorma, düşünme, itaat et. Düşünme, itaat et ve oku. Ezberle hafızaya yerleştir. Şimdi Batı'da da mesela ben İslam kültüründe gördüğümde böyle bir şey var. Mesela Kindi, İbn-i Rüşd, Farabi, İbn-i Sina'da eleştirel tutamaklar bulsanız bile bizde nasıl bugün Batı kültürünün bilimine ciddi bir güven var ya. Onlarda da sanki kendisinden önceki o Yunan bilimine, Fars bilimine ve benzeri müthiş bir güven var. Hepimizde var bu aslında insani olarak. Yani bugün Batı'da yapılmış bilimsel çalışmaları hepimiz güvenle ne yapıyoruz? Karşılıyoruz. Ve okul kitaplarımıza getirene kadar onları yazıp çocuklarımıza kadar öğretiyoruz ve böyle bir kuşak yani işte yetiştiriyoruz. Test edilen bilgi. Böyle bir, tabii test edilen ama bunların içerisinde test edilemeyecek nitelikte bilgiler de var kuşkusuz. Evet. Şimdi sorunu şu, bir zihniyet sorunumuz var aslında bu kesin. Ama bu zihniyet sorununun altyapıyla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Şu anda Türk toplumu beğen ya da beğenmeyin kapitalistleşmiş bir toplum. Yani ideolojik anlamda sosyalist olabilirsiniz, başka şey olabilirsiniz ama kapitalizm üretime dayalı bir sistem olmak zorunda. Eğer üretime dayalıysa bilim adamlarınızı, düşünce adamlarınızın hepsini üretim süreçlerinin içerisinde dahil etmelisiniz. Aksi takdirde salt pazar olarak kalırsınız. Bu da bilgi tüketicisi olarak kalırsınız. Muhittin Arabi'nin bir beyti aklıma geldi. Diyor ki, "Teemmel sutural kainati fe innaha minel mele'il a'la ileyke rasailun."
kainatın her bir satırına, ama demiyor evet. ki hani Kur'an'a ve hadise. Yok, kainat çok güzel. Evrene diyor. Kainatın satırlarına dikkatle bak. Evet. Onların her birisi sana mele-i aladan, yani mele-i evet. ala dediğimiz arş diye veya evet, yani. Neyse işte oradan sana gönderilmiş özel mektuptur. Hmm. Onu doğru evreni okumak gerekiyor. İşte biz bunu unuttuk gerçekten. İnsanı okumak gerekiyor. Evet, biz bunu unuttuk. Kainat kitabını okumak. Kainat kitabını okumayı unuttuk. Bacon'ın da güzel işte aynısını Bacon'da da var Batı'da. Diyor ki eğer diyor ahlaklı olacaksanız İncil'i okuyun. Eğer diyor Tanrı'nın dilini, gerçek dilini okuyacaksanız evreni anlayacak, evreni okuyun diyor. Evet. Yani evreni okuyun diyor ama diğer taraftan da evrende hakim olun diyerek evet, şey, yani, o ama, ormanları yok etmenin çevrecilik felaketinin teorik sebebi felsefesini oluşturmuştur. Şunu biliyorsunuz yani. Bilgi güçtür ve bilgi bilmek egemen olmaktır fikri evet. bugün de devam ediyor. Evet. Yani bugün de doğaya egemen olur insan diyerek tabii, doğaya karşı endüstri. Doğaya egemen mi olmak? Anlamak. Ama egemen olmak bazen baraj yapıyoruz işte hocam. Santral yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Yani doğaya egemen olmak dediğiniz şeyi nasıl yorumlayacağınız farklı bir şey ama doğayı anlamak şimdi önemli bir şey. Dair bir şey. Doğayı açıklamaya mesela, çalışmak. Rüyaları da Belkıs'ın, yani rüyaları da Belkıs'ın tahtının gelmesi meselesi var. Hı hı. Belkıs'ın tahtının gelmesinde bir ifrit diyor ki yani insan dışı veya işte diyelim ki sebep sonuç ilişkisine girmeden bir ifrit diyor ki ben sana onu sen yerinden kalkıp oturuncaya kadar hazır ederim. Ama Kur'an enteresan bir atıfta bulunuyor. Diyor ki yanında kitabi bilgi bulunan yani müsbet ilim bu hı hı. test bilgisi. Yanında kitabı bilgi bulunan bir adam dedi ben onu sana gözünü kapatıp açıncaya kadar hazır ederim dedi ve hazır etti. Bu şunu gösterdi yani bilimin içindeki kanunları kullanmak ifriti cini kullanmaktan çok daha etkili bir şey kazandırıyor insana. Hı hı. Yani doğru gerçekten bizim bunu yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Yani bilim yoluyla gitmemizi gerektiriyor. Ben şimdi Hasan Bey yerine geçtim sanki. Öyle oldu ama şimdi. Doğru yani. Buna, doğru buna, mesaj verdim. Buna ihtiyaç yok, var. Ancak Hasan Bey'in yerine geçmediniz. Evet, ama şu var. Bak, şimdi bu bilimselliği ben bunu yaparken insanın ruh tarafını, insanın vahye açık olan kısmını da görüyorum. İnsanın... Ya şöyle düşünsenize. Yani bir an için şöyle düşünelim. Ben ölümden korkuyorum. Valla bana ne felsefe bir parça var. Bilim bana yardım edemez mesela. Ölüm korkusunu... Var olmanın ölüm temel dört problemi. Mesela ben baraj yapmak istiyorum. Din bana baraj yapsın. Yapamaz. Ben rüyayı nörolojik, psikolojik açıdan anlamak istiyorum. Yapamaz. Ben örneğin estetik duyarlılık geliştirmek istiyorum. Yani estetik bir şey yaratmak istiyorum. Burada da bilimin bana yapacağı hiçbir şey yok açıkçası. Yani bilim bana estetik duyarlılık konusunda bir şey yok. Şu atomlar yönü olarak söylüyor. Sizin dediğiniz gibi demin saçınızla oynuyorsunuz. Bilim adamı için o kadar garip bir davranış ki o. O elektrik süreçleri var eliniz dokunduğunda. Onun peşinde olduğu şey bizim tabii. başka bir gerçeklik. Dediğim şu. İnsanoğlu öyle çok boyutlu bir varlık ki. Bir yönüyle bakıyorsunuz inanıyor. Ama her şeye değil. Onun inanmaya başvurduğu noktalar var. Bir bakıyorsunuz bilme peşinde. Bir bakıyorsunuz korkuları var. Bir bakıyorsunuz umutları var. Estetik haz almak istiyor mesela. Çok boyutlu olduğu için de insanın... Rüyada din, korkular çok önemli. Çok önemli tabii. Çok önemli. Beklentiler de öyledir. Tabii, beklentiler de öyledir. Rüyada ben bir şey hatırlıyorum. Bir hastanız böyle gece eşini uykuda uyandırıyor. Rüyanda kimi görüyorsun diye. Yani aldatılma korkusu. Evet. Peki hala şimdi... Ya şunu söyleyeyim bir cümleyle. Tamam. Yani... biz geçmişten bugüne yaşattığımız şeyler var. Sanat var. Felsefe yaşıyor. Bilim yaşıyor, din yaşıyor. Şimdi burada çok önemli bir problem var. Bunlar aslında toplumun, hepimizin toplumların hepsinde var. Ne zaman toplumlar buhrana giriyor? Bilimi dinin üzerinde egemen kılıp yok ediyorsa. Hı hı. Dini bilimin üzerine çıkartıp bravo. Yok ediyorsa. Sanatı yok ediyorsa dini kullanarak, öyle sanatın içine tükürüyorsa. Evet. Ya da sanatçı adam felsefeciye sen Allahsızsın, kitapsızsın diyerek hücum ediyorsa. O zaman her şey yerinde, yani, kıvamda, dozunda güzel diyelim. Elbette ki şuna söyleyeyim. El, parmaklar hepsinin bir şeyi var peki, yani. Bunu unutmayalım. Bu artık toparlama cümlesi olsun. Çok teşekkür ediyorum. Teker teker geldiğiniz için Mehmet Ali Bulut, Profesör Nevzat Tarhan ve Hasan Aydın. ahlaksız bilim olmaz. Ahlaksız bilim ve... akılsız din insanı şaşırtır. Bu olmaz. Tamam. İkisi bir arada. Şahane bir noktaydı. Evet. İyi geceler sevgili seyirciler. Ebru Yücel'le hazırlıyoruz öteki gündemi. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür edelim. İyi geceler.